kahveye girdiğim günden beri ilk defa şahin yok. Ben sende görülmeyeni gördüm. Yaşanılmamışı yaşamak istiyorum. Sen yeter ki şu an var ya kendimi şey istedim. Sen ormancısın, ben daha kaçan bir kız. Allah Allah. Yani benim gördüğüm Berker kızla ilgileniyor. Ama kız da sanki Berker'e gelmiş gibi. Turgay'la konuştuk. Turgay tanışmak istiyor. Ona tam daha net olarak bir cevap vermedim. Ne dediğinin arkasında durur, ne yaptığının arkasında durur, ne de hatırlar. Buraya girdiğim günden beri ilk defa şahin yok. Şahinler evet, hakikaten şahin yok yani. Bir hafta önce gitmekten kurtulmuştu. Yine kurtuldum yine dedi. Yine kurtuldum dedi. Ama bu sefer kurtulamadı. Az kalsın ben de gidiyordum. Mahin abi senin olay da çok kötüydü. Ben de gidiyorum ama ya tabii Hazal'ın gitmesine de çok üzüldüm ya. Geri gelir ya. Geri gelir ya Azam. İnşallah. İnşallah. Ben de geleceğine inanıyorum. Ya zaten gelmezse burası öyle kısmet olur evi olmaktan çıkar yani. Ne evi olur? Yani gelmem evi mi? Yani çok ya, ilişkisi olan bir insandı ve çok hani göze nazlı bir ilişkisi vardı o insanların. Bu da bir sınav. Tabii ki bir sınav. Bu da bir sınav, anladın mı? Seda Hanım o kadar tekrar etti bu da bir sınav sizin için, sabredin diye. İlişkiler her şey olacağına var. Zor bir sınav olacak o zaman yani. Ya ilişkilerde böyle sınavlar olmuyor. Geçen sene de böyle olay oldu. Önemli olan nasıl altından geldi, kalkacakları olayın. Olayın altından nasıl kalkacakları. Yeni arkadaşımız da geldi. Ya Hazal evet, çok önemliydi bizim için. Kusura bakma hani. Seni... Yok anlayabiliyorum. Ne sen çok kötü etkilerle geldin ya. Geldi gerçekten. Ya. Evet, çok, zaten ortam da çok nereden aşırı gergindi. Nereden gelmiştin Öykü sen? İzmir'den geldim. İzmir. Orada yaşıyordun değil mi? Orada yaşıyorum. Ailemle yaşıyorum. Daha önce hiç nişan, söz bir şey yok, oldu hayır mu? Butiğim var değil mi? Butiğim var, evet. Çok güzel. O da iyi cesaret. Şanslısın. Yani İstanbul'da yaşamayıp yani evet, kalkıp... Kendi memleketinden kalkıp buraya gelmişsin. Buraya gelmek de bir cesaret. O kadar o mı istiyorsun? Için mi yani çok mu istedin burayı sen? Evet, çok istedim. Evlenmeyi çok mu istiyorsun? Evet, çok istiyorum. Genç anne olmayı çok istiyorum. O istediğin karakterdeki insanlara, karakterdeki insan tipi var mı burada? Hani maço işte veya... Belki vardır, belki bileyim, yoktur. O yüzden çok izlemedin o zaman. Yo, izledim. Ha. Ama tabii ekranda farklı, burada farklı. Bakalım. Ne yaptın? Neredeydin? Semih'i uyandırmaya çalışıyorum da. Yok abi, moral çok bozuk ya. Gelmiyor. Gelmiyor. Ne olacak gelecek böyle? Ha? Ne olacak böyle? Gelecek abi, gelecek. Moral çok bozuk. Konuşmuyor mu? Bugün... Hiç mi ses yok? Ya konuştuk canım da işte moral çok bozuk. İyi, bugün yat dinlen dedim. Bugün yatıp dinlenecek bakalım. Yarın inşallah gelecek. Çok zor abi, çok zor. Semih bugün gelmedi. Haliyle dünkü o sinir stresten dolayı çok üzgün kendisi. Kızgın tabii bizim evdekilere, Hazal'ı gönderdikleri için. Kimse bilemezdi Hazal'ın dün bu evden gidebileceğini, hiçbirimizin aklına gelmezdi. Hele ki benim, yani derler ya 40 yıl düşünsem aklıma gelmez diye. Aynı o şekil gerçekleşti. Şu an üzgün, kırgın, mutsuz ama inşallah yarın geleceğini düşünüyorum. Onsuz boyu çekilmiyor. Bugün bunu bir kez daha anladım. Merhabalar. 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 Merhaba. Turgay ve Gürkan. Merhaba. Nasılsınız? Turgay, Gürkan hoş ikilisi. Geldiniz. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Geldiniz. Günaydın abi. Günaydın. Orta şeker senden. Reaksiyonlar bir şeyler. Evet, ben de yancı olarak geldim şu an. Getirdim. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Ona bir şey söylemek istiyorum. Senin için bir şiir yazdım. Wow. Bunu da sana burada söylemek istiyorum. Tabii. Utanma. Onu bekletir misin? Utanma. Otursana. O zaman ben gidiyorum konuşmaya. Hayır hayır, buraya gel. Gürkan, oturman gerekiyor da elindeki ne? Bilmem ne. Ne olmasını isterdin? Müsamereler, okul. Neyse. Müsaade et. Bir şey olmasını istemem. Kalbime hançer olsun. Karton mu? Tamam, ne olur. Dudakların gözlerime hapsolsun. Müsaade et. Bedenim bedenine kefen olsun. Yolumuz sonsuz olsun. Ben sende görülmeyeni gördüm. Yaşanılmamışı yaşamak istiyorum. Bana burada cevap vermeni de beklemiyorum.
Burada gelin adaylarının içinde bunu söylüyorum sana. İnşallah onu benim üzerime dökmezsin. Ve bu gülü vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mersi. Ve bu şiiri de senin için yazdım. Dün gece yazdım. Sen kendin mi yazdın? Ben kendim yazdım. Çok teşekkür ederim Turgay. Gerçekten çok sağ ol. Güzel olmuş, güzel. Beğendiğine sevindim. O ne? Onu açacaktın ama. Çok merak. Biraz bekletip otur deseydin ya bana. Ben hiçbir şeyden haberim yok ya. Oturun dediler bana. Ekip çalışması var burada. Açar mısın kardeşim? Aç. Şiir bitince açacağız. Çünkü... Ya ters açmayayım da şimdi komik olmasın. Müsaade et. Şiir, aynen. Zamanlama tamam, olmadı. Benim daha işim... çıkın gelin. Olsun. Olduğu kadar ben şu an aynı hissiyatı veremem. Zaten gerçekten çok de hissettiğim için bunu yazdım. Doğal olması sana şu kadarını iyi söyleyeceğim. Gözlerin içinde kayboluyorum. Bunu da bil yani. Turgay bir şey söyleyeceğim. Sibel'le hep sen konuşuyorsun ya böyle kenara çekip. Başka bir erkekle hiç konuştuğunu görmedim senin dışında. Ama Sibel burada hep Gökhan hakkında benim hakkımda yorum yapıyor. Farkında mısın? Biliyor musun? Daha az evvel burada bana Gökhan seni sevmiyor dedi. Doğru senin hakkında hiç konuşmadı. Hep benim hakkımda konuşuyor ve Gökhan hakkında konuşuyor. Bu seni rahatsız etmiyor mu acaba? Şimdi, ve Gökhan'a koruma vermesi. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu o, tamamıyla kendi düşüncesi. Ben zaten platonik bir şey hissediyorum ona karşı. Onun bana cevap vermesini beklemiyorum. Ve ilişkisi bak, o, bir ben, şey soracağım. Ben bir kendi, şey daha soracağım. Bak, Gökhan'la ben şu an ilişkideyim değil mi? Bunu bütün ev biliyor. İlişkide değilsin. Ayrısınız. Yani, ya bir dakika. Gökhan ben şunu bak. Gökhan sana bakıyorsa bana bakmasın. Sen sana an... bakan bir adam bana bakmasın ya. Sen kendi belgeyi tutma tamam mı? Pardon. Bitti, bu mevzu burada kapandı. Aldın mı cevabını? Turgay Sibel'e gül getirdi ve şiir okudu. Şiirini hiç kimse duymadı. Ama böyle bütün gelin adaylarının içinde gelip de işte gül vermesi bilmem ne bana pek samimi gelmedi. Ama duyguları olduğunu söylüyor. Bunu da zaman gösterecek. Bütün hırsımı çıkartacağım. Aslan olacak, dışarıya karşı gerekeni yapacak ama benim yanımda konuşmaması gerekiyor ya da konuşmayacak. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Berker bayağı ilgileniyor. İlk defa bu kadar uzun cümleler kurarken dinledim Berker'i, şaşkınım. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Dün gördüklerimden sonra hatta. Bir yanına geçsene Berker. Ya. Olur bu iş. Kala gecesinde söylediğim gibi ben seni tanımak istiyorum. Bunu bir düşün, değerlendir, bil istedim. Bu eve gelmiş ve başkasının talip olmuş bir adayı istemiyorum ben diyor. Ben bu evde kimseye samimi bulmuyorum. Samimi bulduğum tek ilişki de bana... Merhabalar. Merhaba. Hakkında konuşmuyorum diyorsun, adam kalacağım deyince gülüyorsun yahu. Şurada 10 dakikadır yüzün gülüyor, bak hala gülüyor. O Gamze'ye karşı tavrından sonra sana bir tık uyuz oldu. Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Böyle fikir mi olur? Abi bak ben bağırırım kızdan karışıma sen bağırma. Daha benim ilişkim yok da. Bak Aykut'la dans sen ederken... Sen nasıl bir insansın be? Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Boş ver, iyi ol. Yani herkes hakkında burada konuşuyor. Bu senin en doğal hakkın. Gökhan'a koruma oyu vermen biraz düşündürdü beni ama bunun sana sorusunu sormayacağım. Neden verdiğini de sormayacağım. Çünkü sonuçta benim sana karşı bir hissiyatım var, tamam mı? Ve bunu bilmiyorum. Alabiliyor musun benden? Ki alıyorsun, aldığına da eminim. Ben senden hemen de cevap beklemiyorum. Bunu yapmak istedim. Dün geceden beri düşünüyorum nasıl yapacağım diye. Yeni gelen arkadaş Gülkan'a söyledim. Hadi yapalım dedi.
O da yazıyı yazdı. Açamadı ama olsun. Hani bu şekilde planladım. Olsun, sen bir emek, bir şey yazmışsın benim ben için. Ben şu kadarını söyleyeceğim sana. Bak, şiir ezberledim mi bilmiyorum ama eğer ben seninle bir yola çıkarsam benim için sonsuz olursun. Ve ben gerçekten aşk adamıyım. Benim için ne gurur, ne bilmem ne, hiçbir şey umurumda değil. Ben yani aşk mı, gurur mu desem? Aşk derim. Kesinlikle aşk derim. Çünkü ben iliklerime kadar yaşarım yani onu. Yaşatırım da bu senin bende ne gördüğüne bağlı. Bunu bilemem. Bak, ne diyorum sana? Şimdi hemen cevap ver de demiyorum. Ama ben orada gelinlerin içinde yaptım bunu sana. Hiçbir zaman da pişman olmayacağım. Teşekkür ederim tekrar Gülsüm. Rica ederim. İnşallah inanırsın bana. Tamam, ben sana bağlı Turgay. Gerçekten sana bağlı. Bilmiyorum. Tabii ki de bana bağlı ama bu durumda senin hissin de önemli yani. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Anladın mı? O kadını susturma. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayır canım. Didem tamam hadi herkes yazıyor. Hiç mi yazacağın adam kalmadı da onu yazıyorsun? Nedeni belli. Hiç mi yazacağın adam bu kontağı taşıdı ya? Bir erkek için İstemiyor ağladı. İstemiyor işte ilişkiniz ve senin olmasını. Yazdığın adam bu. Onun kardeşi gibi abisi. Şimdi o duygu sömürüsü şeyinden ve girmeyelim de konuya. Hani hayır bak, hem onları bir geçin. Hem bu adamın bir ilişkisi var hem de bizim sana söylediklerimizi doğruluyor. Demek ki sen köstek oluyorsun Aycan'la Onur ilişkisine. Destek oluyormuş gibi gözüküp halbuki. Ben destek oluyormuş gibi gözükmedim. Ne köstek ne destek oldum. Hayır bak, ama ben o gün dedim. Aycan'la Onur ilişkisinde başlaydım. Evet. Orada ama gidip, sen bunun 10 misli olduğunu hatırlarsan benim ilişkime. Pardon da sen, yani bizim benim söylediklerim konumumuz farklıydı. Yanında devenin kulağı kalıyor. Bir şey diyeyim mi? Bu devenin kulağı ne biliyor musun? Biz o zaman senin yaptıklarının aynı anda yanında aday olduğumuz için. Ben size son zamanlardır benim size yaptığım karşı hiçbir şey yok. Tam aksine sevgilimle bizim sana yaptığımız bir şey var. Adnan'ın da bize yaptığı bir şey var. Ama sen tamamıyla bu kadar yıkmanın mantığı ne? Ben yıkmadım. Ben bir aradayken de bir şey gidebilirdi konuşmuyorum. Gidebilirdi Onur siz ya. Siz bir aradayken de. O zaman diğer yazan insanlara da söyleyeceksin. Biliyorsunuz normalde ödülümüz var hatırlarsanız. Normalde bir kadına tombul demek biliyorsunuz hakaretten sayılmaz yani ya. O yüzden öyle söylüyorum. Sunucunun kızı dedi. Doğru. Arkadaşlar size bu yolda başarılar diliyorum. Biz gidip biraz stres atalım. Hadi görüşürüz. Ver yansın. Şu şey ödülü. Ben bir şey demiyorum ya. Vallahi inşallah herkes yaşattığını yaşamadan ölmez. Amin amin. Evet zaten yaşattıklarınızı yaşıyorsunuz. Gezem hala konuşuyorsunuz. Çok güzel yani bu evde yaşattıklarınızı. Onun bunu yapması veya bir şeyleri söylemesi beni ilgilendirmiyor. Benim ona olan duygularım beni ilgilendiriyor. Ben şu anda... Senin ona duygun mu var? Evet duygum var. Nasıl oldu bir anda? Nasıl oldu bilmiyorum ama ben dün gece kendim bir şiir yazdım. Bu şiiri yazabilecek kadar eğer duygularım varsa... Yıldırım aşkı diyorsun. Ya aşk demiyorum. Duygularım var diyorum. Hissiyatım var diyorum. Belki bu yükselir. Evet. Aşk olabilir. Olabilecek yolda yani anladın mı? Eğer ben ondan bir elektrik veya ondan ufacık bir hissiyat alırsam... Evet benim duygum aşka dönüşür. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm kardeşim. Selam. Bize bir montlarımızı alalım. Bana uzun ha? Uzun abi, sen kalıplı yani, adamsın. Eyvallah. Sana uzun gider. Aycan kadar. Uzun uzun. Mont Aycan kadar. Evet. Upuzun boyunu olmasaydı ne yapayım?
gözümün önüne gelen şeyleri sana soruyorum ki yanılıyor muyum? Tamam. Kahvaltı yapmaya gidiyorsun Öykücüğüm. Hadi görüşürüz. İyi analiz et. Kahvaltıya gidiyor. Kendi aşkına baksın, kendi sorunlarına baksın. Ha bu kadar da hani. Ya biz artık Rabia'yla konuşuyoruz, şey yaptık ya. Rahatsız ediyor insanları bu. O şey yapıyor. Çok ama zamanda zaten Rabia'yı dolduruşa getiren kesin belli zaten. Rabia'yı evet. Dolduruşa getirip bizim aramızı son zamanlarda tamamen zaten didik aynen. Didik açan bir başkaları zaten. Biz şu şimdi anda da iyiyiz. Sana yapmaya çalışıyor aynı şeyi mesela aynen. Ama yapamaz. O tarz şeyler yaşanıyor bizim de. Yani. Biz zaten konuları açmıyoruz. Bundan sonra insanların açmasında izin vermiyorum. Herkes kendi ilişkisine baksın. Evet. Mantıklı. Ya bir bakıma iyi de oldu aslında. Hani ilk başta ben şey sinir olmuşum. Hani seni tahmin etti. Ya yanlış anlama. Seni tahmin etti. Hani beni edemedi zannettin. Sonrasında beni de etti. Ama hani bilip de söylememesi gerekiyor diye düşünüyordum. Ama hataya, iyi oldu. Bak, aynı hataya düşen iki adamız. İyi oldu. Tamam belki farklı bir durum ama aynı hataya düşen iki adamız. Ya, bu oluyor. Yapacak bir şey yok. O an böyle bir anda içinden söylemen gerekiyor. Ben parayı görünce dayanamadım. Gökhan... Para görünce ben... Olmuyor yani. Para deyince akan sular duruyor. Vallahi zaten bir şey söyleyeyim mi? Benim mesleğimi aslında herkes biliyor. Evet, ben de biliyorum. Herkes biliyor. Aynen. 4 aydır kanaldaydım. Tüm Türkiye biliyor. Herkes biliyor. Ama hayatındaki adam... Oğlum, bak bir şey söyleyeceğim. Ben bu konuyu burada... Bak yalnızız. Kapatalım. Tamam biz burada yalnızız. Bu konuyu şöyle kapatalım artık arkadaşlar. Gökhan'dan beni çok vuruyorlar. Farkındasınız. Bak evet. Bunu sen de yapıyorsun. Sen de yapma artık. Bak, ben bunu kendi önceden ilişkini... yapıyordum. Şimdi yapmıyorum tamam, ama kendi ilişkini baltalıyorsun. Yapma anladın ben mı? Ben bunu yapmıyorum. Yani buna Gökhan sen de kardeşim dikkat et. İyi ediyorum kötü, zaten. İyi kötü yorum yaptığın zaman biliyorsun yanlış anlaşılıyor. Abi işte bak tamam buna biz böyle onları... konuştuğumuz için sürekli yanlış anlıyorlar anladın mı? Tamam, halbuki ortada bir şey yok. Herkes güzel ilişkisini yaşıyor. Tamam yaşasın. Biz böyle baktığımız zaman diyor ki ya iyi kötü yorum yapınca da yansıyor. Abi bir şey yok ki ortada. Zaten paylaşılmış bir şey yok ortada anladın mı? Eyvallah. Paylaşılmış bir şey olmadığı için de dolayısıyla insanlara biz kalkıp da ya işte iyi konuştu niye konuştu, kötü konuştu niye konuştu diye laf verdiğimiz zaman da böyle söylemler işte oluyor. Gökhan böyle Aycan falan işte ne bileyim Rabia falan böyle duyunca tüylerim diken diken oluyor. Çünkü niye biliyorsun insanlar evet, yaşanmış ama şey çok abartı bir durum da yok aslında ortada ama bir anda böyle suratıma bakıyorlar biliyor musun? Herkes suratıma bakıyor ne hissediyorum Onur diyor. Şöyle bir şey bak açık bulamadıkları zaman bizim tek hani bu konuda bir şeyimiz var ya direkt insanlar bulamadıkları zaman kaç ay önceki meseleye getirip önüne koyuyorlar. Halen çünkü bile, başka bir açık yok. Da yapıyorlar bunu. Olay bu hani benlik bir şey yok. Ben konuşsam da konuşmasam da insanlara artık cevap vermiyorum. Biz o konuları açtık gülüp zaten. Geçiyorum ben artık sıkıldım ya kendimi. Gelinler evinde sen zannediyor musun ki yani? Biz insanların ağzını nasıl kapatıyoruz biliyor musun? Sizin evinizden daha zor bizimki. Evet. Bu konu günde 1500 kere açılıyor değil mi Aycan? Biz kapattık artık biz gülüp geçiyoruz. Böyle bir şey yok. Biz zaten birbirimiz konuştuk, anlaştık. Bu arada aşkım evlenince oturacağımız eve nasıl? Yalnız bir şey söyleyeceğim. Ben buna sığmam ki. Ev buranın. Yani artık 3 oda bir salon bekleme benden. Tek oda. Yemeğini ye. Yarım oda. Burada uyursun böyle işte. Aynen. Bu prototipim. İstediğin yere taşıyabiliyorsun. İstediğin gibi. Yazın sahile. Deniz kenarı mı istiyorsun? Deniz kenarı. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu ısıtamam ha. Doğalgaz parası çıkartıyorum. Aklı başında kurnaz kadınlarız biz. Biliyoruz yani. Çünkü zarar gördükçe, kazıkları yedikçe artık biliyoruz yani. Kimden ne gelir? 3 aşağı 5 yukarı
Evet Didem. Ya bir yemeğin, sevmen için yemeğin tamamını yemen gerekmez. Bir kaşık. Sen de çok heyecanlıydın. Sen de böyle durumlar oluştu. Evet. Şurada konuşmuştum. Tekrar bir kendini tanıtmak istersen seni dinlemek isteriz. Yani tamam. Nasıl bir insansın, nelerden hoşlansın. Çünkü o gün biz herkes kötü durumdaydı, herkesin canı sıkkındı. Senin de anlayamadık, algılayamadık. Herkesin morali bozuk oldu. Yani üstün körü oldu. Yani üstün körü oldu. Şimdi daha açık bir zamanda kendini tanıtırsan memnun oluruz. Tamam, 23 yaşındayım. Butiğim var, bayan giyim üzerine. Neresinde İzmir'in? Göztepe ve Üçyol'da. İki şube. Ben de yazları İzmir'deyim. Evet. Kışları? Kışları Ankara'dayım. Aa, babam Ankaralı. Öyle mi? Biraz daha zorlasak. Babası da Ankara'da. Yok be, babam diğer bir. Sonra Sonra başka. Konuşun size. Çıkalım mı? Yok, tanıyoruz kardeşim, soruları. Tabii canım. Siz de sorun o zaman. Herkes sorsun. Öyle. Soralım o zaman. Kaç yaşındayım? Kriterdeki... 23. Ailen? Ailenle mi yaşıyorsun? Ailem mi kaç yaşında? Hayır. Ailem yaşıyor. Bir de küçük kedim var. Burcun neydi bu arada? Söylemiş. Koç. Kıskançlık dışında bütün özelliklerini taşıyorum. Taşıyorsun. Kıskanç değil misin? Değilim. Niye? Hiç mi kıskanç değilsin? Ya değilim. Berker'le Öykü'nün görüntüleri verildi eve. Mutfakta çok samimilerdi. İkinci hafta ve ikinci bir gelin adayı gelmiş. Berker gene gelin adayının sol tarafında. Tıpkı burada benim dibimden ayrılmadığı gibi. Tabii ki canım yandı aslında ama yapacak bir şey yok. Olmayacak bir şey varsa da olmayacak. Bu üzüntüyle de zaten kalktım. İzleyemedim. Çocuklara bak ya. Aynen, nasıl eğleniyorlar bak. Çok garip ya. Bak, biz de okulda böyle etkinliklere geldiğimizde böyle yerlere bize getiriyorlardı. Böyle boş günlerimize falan hocalarımız genellikle getiriyordu. Böyle eğleniyorduk. Senle ilkokul arkadaş olmak isterdim küçükken. Aşkım çok mutluyum ya. Şu an ilk karı senle yaşadım ya. Vallahi iki gündür eğleniyoruz, dans ediyoruz. Şimdi buraya geldik. Çok güzel geçiyor bu ara bizim. Olumsuz hiçbir şey düşünme, boş ver ya. Çok güzel değil mi? Çok eğlenceli. Umarım bugün bir yerimi kırmadan. Biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ben normalde korktum pisti görünce, kayacağız falan zannettim. Ben hayatta öyle kayak mayak yapamam. Ama Allah'tan böyleymiş yani. Küçükken bu şambanın altında kayardık. Mevzu gelişmiş. Poşeti böyle koyardık altımıza. Benim hala bir şeyim vardı. Poşetle mi gelsem acaba diye ama. Mahalle aralarında böyle yokuşlar böyle buz olurdu. Çocuklarla beraber böyle poşetleri alırdık böyle marketten. Poşetleri altımıza koyardık, böyle kayardık. Evet, gel gelelim. Gökhan Saray'ı bekar zamanlarında kimle yakıştırıyorlardı? Kimle yakıştırıyorlardı? Kimle? Kimle? Kime araba hediye ettin? Kimseye. Kime ayna verdin? Vermedim. Ayna verdim mi ben birine? Verdin ya. Kime verdim ya? Sana bıraktım ben aynı. Neyse, seni kimle yakıştırıyorlar? Sibel'le. Senle. Sibel'le. Sibel seni kim itiraz ya? Ediyor musun? Sibel tanımıyor kim? Musun? Hayır canım, ne yoksa. Kim Sibel? Kötü. Sibel'le beni yakıştıran sizsiniz bir kere. Gelinler biz evi. Değiliz, kendini de yakıştırıyorsun. Ne zaman yakıştırdım ya? İtiraz etmiyorsun ki. Ne zaman? Her zaman. Kız bana enişte diyordu, annesi. Ne enişte diyecek ya? He? Gözünü seveyim, yapma Gökhan. Gamze Taşkın geldi aklıma da. Geçen gün biz dans ettikten sonra, sana sürpriz yaptıktan sonra gelip o kadar güzel gözüküyordunuz dedi ki, dans ederken falan çok güzel dedi. Ben böyle şok, ağzım açık dinledim yani. Hani bize intikam, senden intikam almayan kadın bir anda bizim aşkımızı destekleyici oldu ya. Çok garip ya bak. Esra ile ikisi dedi ki, ilk defa mutluluktan ağlayan bir eş, yani bir aday görüyorum. Çok samimiydiniz, çok iyiydiniz. Ben zaten o an bir kilitlendim, böyle samimi miydik dedi. Oh, iyi, boş ver. Böyle olmaya devam etsinler. Biraz da iyi niyetli olsunlar, o yüzünü görelim. Gerçi Gamze bu haftanın başında demişti, çok değişeceğim, bunu göreceksiniz demişti. Şükür ki bizim ilişkimiz üzerinde değişmesi beni mutlu ediyor. Değişsin ya, zaten evde yeterince problem var. Evet, zamanında evet. İyi olduğumuz kişilerle şimdi kötüyüz. Zamanında arkasında durduğumuz insanlar şimdi bizim arkamızdan konuşuyor. Yani ya, ben öyle düşünüyorum. Yani benim arkamdan konuşulduğunu düşünüyorum. O kadar da sert düşünme. Yok, ben onu izledikten sonra gördüm ya Onur. Ben zaten o anda... Bak, aranızdaki tamam. Çok üzüldüm bak, ya. Ben ona değer veriyordum, anladın mı? Ama bak şöyle söyleyeceğim. Hayat, tamam o an orada o şekilde konuşuyor olabilir. Aranızdaki problemlerden dolayı konuştu. Ben de zaten gerekli cevabı verdim ve konuştum. Evet. Adnan'la da konuştum, Didem'le de konuştum. Bu durumu hani tekrar konuşmaya gerektirecek bir durum yok.
Tamam. Ama sadece şöyle bir şey var. İyi ki dolduruşa gelen bir adam değilsin. Bak bu sadece Didem'le alakalı değil. Bak ben bu konuda aslında seni de tanıdım. Yani bu da benim için bir fırsattı seni tanımamda. Hani bugün Ahmet'le Mehmet'le dolan, yarın Ayşe'yle Fatma'yla dolar. Anladın mı? Orada... İlk şeyde dolmadın, şey yapmadın. O yüzden gerçekten bu benim için bir fırsat oldu seni tanımamda. Abi niye bu kızla beni herkes yakıştırıyor? Ben anlamadım ki yani. Ne oldu? Demek ki sen bir şey vermişsin. Ne verdim? Bir tane önce araba verdim. Ne verdim? Sanki yatlar katlar verdim ya. Bir şey vermişsin. Bir enerji. Ne vermişim? Enerji mi vermişsin? Vermişsin ben yani. Mi? İnsanlara. Evet. İnsanlar demek ki bunu kızla, görüyor. Önünü kesmiyorsun. Kızla ilgilenenler şey başkaları. Kızla konuşanlar başkaları. Niye ben? Sen neden? De konuşuyorsun. Ya yoksa işin diğer damat adaylarının dediği gibi mi yoksa? Hani işin maddiyat kısmı vardı, o yüzden mi benimle bağlaştırdın? Hayır, alakası bile yok. Damat sen kızı ters demiyorsun. Damat adaylara kalkmış oturuyoruz. İşte kimin maddi gücü var? Gökhan. Nereden biliyorsun kardeşim benim maddi gücüm olduğunu? Alakası ondan yok. Ondan dolayı pırlanta araba bilmem ne işin içine girince Gökhan. Alakası sanki, yok. Sen kızı ters demiyorsun. 50 tane şey yaptım ben ha. Kızı ters demiyorsun. Abi tersleyeceğim bir şey yapmıyor ki. Ne yapayım kıza? Durduk yere bağırayım mı? Söyledik sana senin ismini zikrediyor, gülüyor diye. Abi herkes benim adımı zikrediyor. Hayır, kimse senin adını zikretmiyor. Pardon da. Ne diyor? Benim Gökhan'la ismi ne diyor? Gökhan'la yakıştı. En sevdiğin, en istediğin damat adayı geldi diyoruz. Gülüyor. Olabilir. Bak bunu algıyı siz yapıyorsunuz. Sen niye ben böyle yapmıyorum. Bir şey söylüyorsun. Sen niye ben gelince işte en istediğin en ben damat ben demedim geldim. Onu. Deme. Herkes söylüyor. Ben deme. Diğeri sustur o zaman. Öyle dersen kız güler tabii. Ne diyecek? Halinize gülmüştür. Sen sustur bence. Ben niye susturayım? Konuşan sesin. Bak sen hala sen daha gelinler evini susturamıyorsun. Öyle bir şey oldu mu? Gelinler evini sustur. Öyle bir algı oluşmasın. Peki. Niye sen bunu konuşturuyorsun? Hala ben barıştık dediğim halde barışmadık diyorsan ilişkisi yok gözüyle bakarlar. O zaman da kimseyi susturamam. Tosun, seni affedecek olan benim. Sen beni değil. Bunu hala anlayamadın mı? He? Ne oldu? Hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam ediyor. Dün gördüklerimden sonra hatta. Bir yanına geçsene Berker. Ya. Yeah. Olur bu iş. Salı gecesinde söylediğim gibi ben seni tanımak istiyorum. Bunu bir düşün, değerlendir, bil istedim. Bu eve gelmiş ve başkasının talip olmuş bir adayı istemiyorum ben diyor. Ben bu evde kimseyi samimi bulmuyorum. Samimi bulduğum tek ilişki de bana... Merhabalar. Merhaba. Aa. Hakkında konuşmuyorum diyorsun, adam kalacağım deyince gülüyorsun yahu. Şurada 10 dakikadır yüzün gülüyor, bak hala gülüyor. O Gamze'ye karşı tavrından sonra sana bir tık uyuz oldu. Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Böyle fikir mi olur? Abi bak ben bağırırım kız arkadaşıma, sen bağırma. Daha benim ilişkim yoktu. Bak Aykut'la dans ederken... Sen nasıl bir insansın be? Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Aradığın damat adayındaki kriterleri anlatır mısın bize? Liste halinde sayıyor. Ne yani? Adam maço istiyor. Maço öğrendik abi. Ya zaten maço çok... Ağza sakız olmuş her yer. Maço bana yapar mısın? Aynen. Maço sence nedir? Ya daha sert kadında bir dakika. Baskın. Maço yani ben baskın karakterli bir insanım. Tamam. Beni bastıracak hani karşımdaki insan da yapacak. Ya kadın elinde bu. Kadın isterse vezir eder, isterse rezil eder. Sen adam aynen. İstersen maço yaparsın. Bak burada bu adamı da tutar. Maço değilim diyor ya. Bu adamı da tutarsan öyle bir yaparsın ki. Bu adam maço hisseder kendini. Senin elinde. Ama sen ona öyle bir davranırsın ki adam sana maçoluk yapamaz. Ama senin kardeşim şöyle bir durum var. Tamam yaptığı zaman bir tek kız arkadaşına maço yapar. Anladın mı? Yani öyle. Diğer insanlara karşı gene aynı adamdır. Yani diğer bir ortamdayken mesela. Bir insanın içinde ne varsa dışında tam tersi olması lazım abi. Bir adam dışarıya aslan eşine mesela kedi olması lazım. Ben de öyle isterim. Yanımda kadın dışarıya karşı aslan olacak. Dışarıya karşı gerekeni yapacak ama benim yanımda konuşmaması gerekiyor da konuşmayacak. Aynen öyle. Ben de öyle düşünüyorum. En doğru. Ya çünkü dışarıda hani erkek erkektir yani. Böyle bir şey var. Sibel'le iyi anlaştın mı? Anladım. Niye böyle sorsun? Niye direkt Sibel? Sence? Bir şey söyleyeceğim. Çünkü bu kadar bir erkekte aradıkları kriter biraz hemen aynı. Hemen hemen aynı. Yakın. Hemen yakın. Evet.
Ya o da özgüveni yüksek bir kız. Bu özgüvenle alakalı bir şey mi? Yani içeriye göre konuşuyorum. Bu düşünceni çürüteceğim senin Adnan. Neyi? Böyle düşünmeni çürüteceğim diyorum. Nasıl düşünmemi? Bu şekilde yorumlamam. Sen önce aynı düşünceyi kendi kafandan sil, sonra gel. Sildim ben zaten, emin ol. Sildim. Aa, i̇ki günde sildiysen helal olsun. Başka? Başka? 3-4 günde sildim. Sen bir önce bir düşünceye odaklan, ondan sonra gel. Abi, ya kardeşim, kız burada gelmiş, kız burada gelmiş, kendini anlatmaya çalışıyor. Siz kalkmışsınız, ikili muhabbete gülüyorsunuz kardeşim. Tamam, Berken sinirlenme. Tamam, sinirlenme. Saygı olun be kardeşim. Tamam kardeşim, özür dilerim. Tamam, laf sor. Konuş sen. Tek çocuğum. Başka? Tek çocuk işte, yeter. Daha ne anlatsın oğlum, tek çocuk. Yani bak, eğer tekse, bugüne kadar bu kızın her istediği yapılmış demektir. Bu kızın eli sıcak sudan soğuk suya girmemiş demektir. Eğer tek çocuksa bir dediği iki olmamış demektir. Eğer bu kız tek çocuksa ailesi tarafından alınacak erkek evladı her ne kadar damat denilse de bir erkek evladı istiyorlar demektir. Evet. Bu kız tek çocuksa bu kıza gerçekten de annesi ve babası gibi iyi bakacak bir erkek yani evladı istiyorlar demektir kardeşim. Doğru. Ben daha bir şey öğrenmek istemiyorum hayatımda. Çok Adnan inanılmaz yardımcı olsun. Kahvaltı yapar mısın? Tabii sevgi olur mi, saygı mı? Beyler yardım edin mi? Önce saygı. Hazırlayalım. Yani çünkü... Evet. Edelim abi istediğin kahvaltı olsun. Saygı olduğunda zaten zamanla bile saygı sevgi oluşabiliyor. Saygı olduğu zaman her şey olur. Saygısız olan bir insan istediği kadar sevsin, istediği kadar... Mesela... Önce saygı gelir. Kesinlikle. Öykü'ye şu an... Desem ki... Bununla yaşayacaksın. Yaşar mısın? Yaşamam. Yani niye yalan söylemeye gerek yok, yaşamam. Yok, yok, doğru. Gayet normal. Yani, niye alkışladın? Dürüstçe söylüyorum. Dürüstçe söylediğin için. Berker bayağı ilgileniyor. Evet, Berker ilgileniyor. İlk defa bu kadar uzun cümleler kurarken dinledim Berker'i, şaşkınım. Sohbet ediyor yani. Niye ama damatları bir araya getirip konuşmuyordu seninle şurada. Kızı keyfi yerinde gibi. Evet. Ama iyi olsun, öyle de olsun. Adnan da bayağı maşallah gülüyor. Kız ayıp olmasın. Semih'in gitmiş olması da pek üzmemiş Adnan'ı, bir anlaşılan. Neden şaşırıyorsunuz ki? Adam başından beri sadece yemekten sonra ve yüzükten sonra hemen silip atıverdi. Hani benim yaptığım hata, hata, hata dediniz. Ondan sonra bu adam hiçbir zaman sahip çıkmadı ki hatadan sonra hep... Burada merdivenden peşine giderken kızlar görüşürüz diye bağıran bir adam vardı. Şimdi başka birine böyle ilgilenmesini niye yadırgıyorsunuz onu anlamıyorum. Ona yakışan hareketler. Bekar bir adam. Tabii yani, ki de yeni biri gelmiş, ilgilenebilir. Yani. Burası kısmetse olur evi ya. Normal böyle yapmış. Şansını deniyor demek ki. Hala umutlu. Ben hafta sonu çok değişik şeyler gördüm. Ve... Allah'tan ailemin yanına gittiğim dakikadan sonra gördüm. Evde annem, babam, amcam, erkek kardeşim falan vardı. Ben onu gördükten sonra gerçekten tutamadım. Allah'tan babam yattı da görmedi. Amcamlar, erkek kardeşim, yengem hepsi yanındayken tutamadım. Üngür üngür ağladım dün gece. Yani bugün buraya nasıl geleceğimi bilmedim. Ama benim kocaman bir ailem var yanımda. Bu olayı da böyle atlatacağım. Ben ağlarken yeğenim hala diye koşup gelip sarılan bir çocuk var hala bana ve benim ayakta durmam gerekiyor. Hani bir şey, can çıkmadan umut kesin. Senin kendi kızın var her şeyden önce Mehtap. Ailem. Onun için ayakta durman lazım, güçlü olman lazım. Yalnız olasın ya. Asla yalnız değilsin. Yalnız Şahin'in yerine damat adayı gelmedi. Nasıl böyle yapabiliyor madem? Hani çok seviyordu, yalnız aşıktı. Bir şeydi. Bana hatalar yaptın dedi. Defalarca gittim yanına. Şimdi ne kadar rahat başkalarına karşı böyle rahat rahat ha? Bu ne rahatlık? Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Dün gördüklerimden sonra hatta. Bugün böyle. Nasıl söz verdim ağlamayacağım diye ağlamını falan. Şeye inanamıyorum ya, yemekle yüzüğün arasında iki gün var, değil mi? Sonsuz derecede yemek, kahvaltı, o kadar üstüne kötü gittim, hep göğüsledi. Evet. Yüzüğü de verdim, evet. Gitti. Yüzükten sonra bu kadar 180 derece dönebilmesini anlamıyorum. Bir anda her şeyi kafasına sürüp bitirebilmesini anlayamıyorum ben, anladın mı? Tamam, ben ondan aşklanmıyorum ama hani illa bana aşık olsun, birlikte olalım, birlikte bir şeyler yaşayalım, elini tutayım edeyim demiyorum ama zaten katlanıyorum uzaktan. Bu kadar kolay vazgeçebilmesini de aklım almıyor, anladın mı? Her şeyi bu kadar basit silebilmesini. O zaman ben baştan beri haklıyım. O kızla hep arasında, anladın mı? Kafası o kızda, anladın mı? Hani o gün oy verdi.
yaptı, etti. Baştan beri bu adamın aklı başkasındaydı. O zaman birilerine nispet olsun diye mi bana böyle davrandı diye düşünüyorum ben. Spor yapıyor musun? Spor hayır. Yani ya başlıyorum, bir ay sonra bitiyor. Hepsini denedim ama. Yani hobi. Voleybol, tenis. Disiplinsizlik var yani, öyle mi? İlişkilerinde böyle mi peki? Maymun iştahlılık var. En uzun ilişkin ne kadar sürdü? 3 ay. Yok, 6 ay. Çokmuş ya. Yok yok ya, 2 yıl. 2 yıl? Hı-hı. En son ilişkim 6 ay sürmüştü. Beraber yaşadınız mı hiç yoksa? Hayır, hayır. Çünkü biliyorsun yaşamadım. Ben yaşadım mesela. Bir insanla aynı çatı altında yaşayınca o insanın gerçek yüzünü görüyorsun. Çok farklı şeyler gördün çıkabiliyor mu? Ortaya. Gördün mü? Aynıydı. Sıkıntı yaşamadım yani o konudan. Evet. Yani insanlar gerçek yüzlerini göstermiyorlar çünkü. Evet. Anca aynı ev içinde kaldım çünkü dışarıdayken işte iki gün, üç gün tamam her şey çok güzel olabilir ama süre uzadıkça. Çünkü yeri geliyor anne kız bile anlaşamıyor aynı ev içinde. Evliliği nasıl tanımlarsın? Saygı, güven, sevgi, uyum. Uyum. Uyum önemli. Uyum çok önemli. Birbirlerinin açıklarını örtmesi çok önemli aslında bir ilişkide. Evlilikte de aynı şekilde. Birbirlerinin açıklarını örteceksin. Bir hatalarını kapatmaya çalışacaksın. Bizi açtık. Asıl uyum öyle oluyor zaten evlilikte. En büyük hayalin ne? Evli, mutlu, çocuklu. Çocuk istiyorsun hemen. Evet, 5 tane. Hemen mi istiyorsun? 5 tane. Ooo. Halı saha maçı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? 5 tane mi? Ya tek çocuk olduğum için böyle çocukları çok seviyorum. En az 3. 3. Eğer maddi imkanlarım da varsa 3 çocuk inşallah. Peki sen 3 tane çocuğun sorumluluğunu kaldırabilecek gücü kendinde görebiliyor musun? Görüyorum. Yani benim gördüğüm Berker kızla ilgileniyor. Ama kız da sanki Berker'e gelmiş gibi. Yani ben şöyle düşünüyorum. Berker de bekar bir damat adayı. Öykü de olabilir yani. Neden olmasın ki? İkisi de birbirleriyle ilgilenebilir. Ama ben kızı bence Berker'e hiç yakıştıramadım. Görsel olarak yakıştırmayabilirsin ama olsun, görsellik görsel değil. De değil. Böyle hani bir şey olur. Hani çift olarak göremedim. Bir ışık göremedim. Olabilir. Anladın mı? Ya. O elektriği anlamadım. Vallahi ben o kızla hiç kimseyi bir göremedim. Ben kusura bakmayın. Bugün yeni gelen gelin adayımız Öykü. Erkek damatlar evine kahvaltıya gitti. Güzel bir kız. Yani şu an için iyi niyetli görünüyor. Ama evde değişiyor bazen durumlar. Evde yani kahvaltıya gittiğinde Berker onunla çok ilgileniyor gibiydi. Hatta karşılıklı hep diyalog içerisindeydiler. Bu işin sonu ne olacak bakalım. Tek bir cevap vereceksin. Evet veya hayır. Zaten istemediğin bir insanla bir şeyler hissetmediğin, sevmediğin insanla evlenmezsin. O yüzden hani çok sevmem lazım, çok aşık olmam lazım değil. Zaten istemediğin, sevmediğin insanla evlenmezsin. Benim sana sormaya çalıştığım şey. Peki, ya evet diyeceksin, ya hayır diyeceksin. Erkek arkadaşınla mı, eşinle mi? Eşinle. Tek. Eşimle. Erkek arkadaşınla. Tabii canım, eşimle yani aynı işte çalışırım. Zaten 3 çocuğum olacağı için çok şeye vakit ayıramayacağım. Siz evlendiniz. Sen çok şey kaçırdın. Çocuk, çocuk muhabbetine girdiniz yani. Vallahi. Hani şahidim ben olacaktım? Ne şahidi, ne evliliği? Nikahına beni... Farklı bir konu konuşuyoruz. Yanlış yerden. Anlamadım, 3 çocuğum olacak, evlilik, nikah, yok, hayır. Benimle çalışır mısın? Yok yok, böyle bir soruyorum ha. Şey yapınca. Soru soruyorum. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hayırlı olacak. Dur bakalım. Bakayım. Bir yanına geçsene Berker. Ne yanına geçsene? Dur ben ayağa kalkayım. Ayağa kalk, aynen. Sen de, sen de bir yanında dur. Berker, dik dursana kardeşim bak, kız senin için ayağa kalktı. Bir yanında dursana bir. Yan yanayım mı? Nerede? Bir saniye. Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olur bu iş. Bu iş olur. Sen de dünden razıymışsın ha? Yok, konuşuyorum. Hemen ayağa kalkayım bilmem ne falanlar yok, filanlar. Yok, boy takıntım var da boya baktım kalkmışken. Ben kısa olduğum için bilmiyorum, benim takıntım yok. Olmayan şeyin takıntısını nasıl yapayım? Öykü hadi evine. Boğaç, şey, Berker, geçirsene kız oğlum. Görüşmek üzere. Bir tokalaşsana da kız. İçeri tokalaşmadan gitti vallahi. Bir şey söylüyor musun? Bacakların ne kadar zayıf ya. Senin bacakların niye o kadar zayıf? Bacaklarım ince. İşte ince. Tamam, aleyküm selam. Öykü, Aycan'a da selam söyler misin? Aleyküm selam, bağış üstü. Sen Gökhan'ı mı evliliğe uygun bulmuyorsun yoksa Rabia ile evlenmeyeceğini mi düşünüyorsun? Evlenmeyeceğini düşünüyorum. İlişkilerini samimi bulmuyorum. İlişkilerimizi, ha, hayır, ilişkimizi samimi bulmuyorsunuz. Hayır, benim sorduğum soruya cevap ver. Gökhan'ı mı evliliğe uygun? Peki bir şey soracağım. İlişkisini samimi bulmadığın adama neden koruma veriyorsun? Gökhan'ın niyeti yok da. Bunun var da Gökhan'ın niyeti yok. Bence. Bakış açım. Gökhan'ın niyeti yok. Yok. Gökhan'ın niyeti olmasa zaten böyle bir programa katılmazdı.
sür bir anneyle beni tanıştırmazdı falan falan falan. Öf. Yani sen bunları tabii bilmiyorsun. Bilmiyorum, nereden geldim bilmiyorum. Ve biz neler konuşuyoruz onları da bilmiyorsun tabii. Yeni geldiğin için. Bir de herkesi samimiyetsiz bulduğun için şekerim olabilir. Evet. Hazal gitti. Esra'yı başa, Hazal gitti. Semih'in morali zaten alt üst oldu. Hani çok zor bir durumdur. Çok zor bir durumdur. Müthiş bir karmaşa vardı. Şahin zaten kendi de söyledi hani ilişkisi olanlara gideceğine ben giderim dedi hepsinin yanına. Sağ olsun zaten o bana o rahatlığı verdi. Ama tabii insan üzülüyor bir daha bu evde göremeyecek olmasın. Şahin yok ya hakikaten. Adamla ilişkimi konuşuyordum, başka bir şey konuşmuyordum. Aycan ne durumda? Yani Aycan... Keyifsiz abi yani. Keyifsiz. Ödüle gittiğinizde de mi aynıydı? Yani birazcık orada... Unuttu gibi oldu. Birazcık kafası dağıldı gibi dışarıya oldu. Dışarıya çıkmışsınızdır ya. He, kafasını biraz dağıttık yani. Hani hiçbir şey yaşanmamış gibi hareket etmeye çalıştık. Birazcık deşarj olmaya çalıştık ama. Yani böyle bir anda böyle hani böyle eğlence bittiği an, böyle konuşma bittiği an yine her şey akla geliyor ya. Böyle bir hali vardır ya. Akla gelince tekrardan üzülmeye devam ediyorsun. Anlık yani. Anlık. Mutlu oluyorsun. Anlık bir anda tekrar eski haline, eski ruh haline geri dönüyorsun. Abi çünkü sonuçta onlar tamamen bu hayattan gitmedi. Ben sadece bu evden gittim. Evet. Dışarı çıkınca, normal hayata dönünce sıkıntı olmadığını zaten biliyorsun. Evet. Çünkü burada 12 saat göremiyorsun. Dışarıdaki 12 saat zaten berabersin ama bu evin içerisinde geldiğini anlıyorsun yokluğunu. Evet. Yalnız kaldığını anlıyorsun yokluğunu. Belki sen Aycan'a evet, Hazal'ın bu evde yokluğunu unutturabilirsin ama şimdi kızlar evindeyken unutturabilir misin hayatta? Evet. Yan yanayken evet. Muhabbet ediyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz. Her şey farklı ama ayrıldığımızda orada zaten biliyorsun bir sürü tip var. Kız orada gidiyor. Belki ben gideceğim, gülüyor Gamze Taş. Ona diyecek zaten hiçbir şey yok. Ona diyecek hiçbir şey yok. Sorsan elektrik almış mı falan gibi bir şey var. Ne olur. Öykücüğüm. Keyifliydi. Nasıl geçti? Güzel geçti. Gayet Adnan'ın iyiydi. Selamı var sana. Aleyküm selam. Onur'un da sana. Bayağı Berker'le konuşuyoruz. Yani tanıştık. Etkilendin mi? O mu sana soru sordu sanki sen mi ona? Biz karşılıklı. Biraz izledik de şeydi hani o da böyle konuşmaya niyetli gibiydi. Yani ilgilendik. Galiba ona geldin değil mi? Hayır. Birine gelmedim. Çünkü demiştin ya burada belki birisine geldi. Belki vardır, belki yoktur dedim yani. Ucu açık bir cümle kurdum. Anonim. Ucu açıkları çok severiz. Analiz ediyorsun yani damat adayla. Yani hani. Ya edecek tabii. Ama en çok Berker'i beğendin mi? geldi bana. Beğendin mi Berker'i? En çok onunla iletişime geçtiğin için yakalamışsındır. Yani bilmiyorum. Şey Berker ama çok düzgün bir çocuk bence hani benim fikrim. Bence de. Yani benim ben gördüğüm de kadarıyla gerçekten. Bir güzel de burada geçmiş. Bir mektubunu okudu mi? Bize ilişki uzmanımız var. Bir şey yok var. Diyor. Bir şey, hani, o mektubundan zaten sonra zaten hani daha bir şey oldum. Ben iyi bir çocuk. Allah hayırlısını versin. Bakalım eğer abi. Konuşursanız. Tam yan yana bir koyamadım size ama hayırlısı. Neden? Bilmem. Bir mesela tutmadı bir enerji. Bilmiyorum yani. Ne olarak yani yan yana mesela? Bilmiyorum Didem hani adlandırabildiğim görsel bir olarak şey. Görsel olarak mı? Konuş sohbet olarak mı? Elektrik mi görmedi? Elektrik tutmadı sanki. Ya bence yani. Hani. Tutmasaydı bence. Bir gözüm alışmadı. O kadar konuşmazlık. Ya bilmiyorum hani bana göre öyle. Ben bence. Bir izleyici. Ben bir izleyici olarak hani evde niye oturup Berker izleyen bir insan. Niye Berker 50 kilo vererek olsa, gelmiş bir adam? Çok ne yapmış Berker? Ya kilo ile alakası yok ya abi. Kilo demedim ki ben. Alakalı, profille alakalı bir şey söylemiyorlar. Sen Berker'i birine yakıştırmaya çok meraklıysan buyur tatlım. Ama ben bunu yapmayacağım. Siz Gökhan'a yapıyordunuz. Gökhan'a yapıyordunuz. Gökhan'a birine yakıştırıyor vallahi. Kimse burada ya, böyle birine yakıştırmıyor. Konuş. Aynen öyle. İlk defa doğru bir şey söyledin biliyor musun? Kendi kendine söylüyordu. İlk kez ağzından
Doğru Ayça bu evdeyken tahtaları kırar, Rabia nerede? Ha? Şimdi araba orada duruyor, sapa sağlam. Başkasına hediyeler gönderiyor adam, umurunda değil. Bak orada pankek şey yapıyor. Allah Allah. Burada dediğim gibi hepimizin ömrü bir hafta. Bir hafta sonra kimin gideceği belli olmuyor bak. Gördüğün gibi. Ve hatta kimlerin abi. Anladın mı? Birden, evet. Bence bunların hepsinin size bir ders olması lazım. Gidin konuşun abi, ölmezsiniz. Bir şey kaybetmezsiniz. Bir şey yitirmezsiniz. Abi bu adam daha ne kadar bak bunu söyleyecek. Ya oğlum senin sorunun, senin sorunun Turgay mı? Hayır, sorunun Turgay değil. Sadece sorunun Turgaymış gibi davranıyorsun. Sadece ayar oluyorum. Neye tamam, ayar oluyorum? Sen Turgay aday diye mi adaysın bu kıza? Hayır canım, ne alakası var? O adam burada ben aday değilim dediği zaman bile ben tanımak istediğimi zaten söylemiştim, zaman, belirtmiştim. Ama adam senden niye hareket ediyor? Abi ve şunu görmek istiyorum, bu kız bu adama hala nasıl izin veriyor, anladın mı? Ya kardeşim, ilgilenen biri var, kadınlar ilgiyi sever, neyini anlamıyorsun? Ya sen kadınları, abi, ya sen ya kadınları, mantık yoktur abi kadınlarda. Mantığın bittiği yerde kadınlar başlar. Sen niye bir kadında mantık arıyorsun ki? Neyin mantığını arıyorsun? Bu bir iş anlaşması bir değil kadar, ki. Yok yok, bir yere arkadaş, kadar bakarım ben, anladın mı? Neyine bakacaksın Allah aşkına? Kız sana gelmiyor, sen ona gideceksin. Neyine bakıyorsun? Hayırdır ya, o sana talipte, sen ona mı bakıyorsun? Kafayı mı yediniz ya? Mantıklı olun biraz, düşün. Bak mantıktan bahsediyorsun, mantıklı değilsin. Tamam, Turgay sürekli gitmeye çalıştı. Sürekli işte kahvaltı götürdü, işte çiçek götürdü, şiir yazdı, onu yaptı, bunu yaptı falan filan. Sonunda? Sonra? Ya ikna ederse, onu mu bekliyorsun? O şekilde yani aradan da mı oturacaksın? Sibel, Turgay sana çıkma teklifi mi etti? Efendim? Turgay sana çiçek getirdi ya, pankart falan. Hı-hı. Çıkma teklifi mi etti, ne yaptı? Tanımak istiyormuş. Ama ben Turgay'ı samimi bulmuyorum. Ama nedense samimi gelmiyor. Sibel, ben de sana söyledim zaten. Ben Turgay'ı samimi bulmuyorum. Çünkü Sibel gelmeden iki gün önce Esra'ya kahvaltı yaptı. Bir de ben bu evde evet birisine talip gelmiş, birisiyle ilişki yaşayan bir insanla bir şey yaşamak istemiyorum. Yani... Ya benim çocuk... olacak ya benim diyorsun. Gelecek, olacak beni, Sibel gidiyoruz diyecek. Hadi kızım, senin buraya evin var diyecek. Esra'ya git kahvaltı falan yaptı ya. Aa, Turgay geliyor şimdi. Gelip onu seni götürürüm ya. Ama Esra istemedi onu falan. Ondan sonra Sibel'e döndü. Ay zaten Esra'yla da ne büyük aşk yaşarlardı. Ya evde kalmak Leyla için yapıyor yani Turgay bunu. Turgay ile Esra. Bana da öyle geldi nedense. Öyle hani öyle hissettirdiler. Hatta samimi gelmedi. İyi çocuk ama samimi gelmedi Didem. Yani Senin gözlerin içine bakarak şiir okuduğunda alamadın mı o şeyi? Alamadım. İşte onu alamadım. Kadınlar onu yakalar çünkü. Kadınları sınırlar. Yani ağzı ne derse desin gözünden anlarsın sen. Kesinlikle. Anlayan yani biri gelsin, hadi Sibel gidiyoruz. Senin burada ne işin var desin. Maço. Öyle sen her gelene gideceksen o. Hissettiğim birisine gideceğim tatlım. Anlatabildim mi? O zaman biri gelsin deme. Hissettiğim onun, biri gelsin. Gökhan'ın gözünde mi aldın? Sibel onu ağzına soktun. Hı? Bir de onun Gökhan'ın çocuk gibi çağırana gideceğim. Bence çok yakışıyor. Gökhan'ın gözünde mi aldın o elektriği? Gökhan'la sen. Yok. Gökhan'ın gözünde mi aldın? Hayır ya, Gökhan yani burada herkese hani mavi boncuk dağıtmış hani. Bir de ne biliyor musun? Net söylüyorum. Rabia'ya bakan adam benim yanımdan bile geçmesin. Bunun altını çiziyorum yani. Ama adam diyor ki Rabia olmasa Sibel olurdum diyor. İşte ben de Rabia'ya bakan bir adamım. Bana bakmasını anlamıyorum. Herkes hata yapabilir bence. Ya çok fena. Öykü. Ben bir şey sana. Söyle. Hayatım, ben seni Gökhan'la eleme gecesinde bakışıp gülüşürken gördüm. Gökhan iyi bir çocuk. İyi ama dost, anlatabildim mi arkadaş, yani öyle görüyorum ben. Bence çok yakışırlar. Valla ben bakışırken gördüm, yani gülüştünüz yani böyle bir, bayağı bir. Enerjisi yüksek bir insan. Ya sana da ağır bir insan lazım hani. O da öyle istiyor zaten. Ağır, oturaklı. Yani illa kendine benzeyen biriyle mi olmak lazım kızlar? O mu yani? Yoksa bir de evet cebik. Bence zıtlıklar çekiyor biraz. Galada konuşacaksın, ilgim var tanımak istiyorum diye. Burada konuşacaksın, ilgim var tanımak istiyorum diye. Kahvaltı hazırlayacaksın, ilgim var tanışmak istiyorum diye. Burada insanlarla tartışacaksın, ilgim var tanışmak istiyorsun. Niye? Ama kıza gidip, ha devam ediyorum. Gidip aralarında oturacaksın, ilişkim var diye. Bilmem ne falan filan feşmekan. Gidip kızı çağırıp gel hadi konuşalım dedin mi? Neticeye bağlamak istedin mi? Yok ama sen mücadele veriyorsun. O da kendi çapında mücadele veriyorsun. Kız bunu görmüyor çünkü göreceği bir şey yok ortada yani. Kendi kendine yaşıyorsun bunu. Bu kız sana yarın bir gün dese ki 5 gün sonra ya sen gittin konuşmaya 5 gün sonra konuşalım. Yani Boğaç Bey galada böyle söyledin. Ertesi günü gelmedin bile. 5 gündür aklın neredeydi dese. Ne cevap vereceksin?
seni izliyordum. Seni takip ediyordum. O diyor ki ne alaka ya, ne münasebet. Beni isteyen sensin desene cevap vereceksin. Yok abi, cevabı yok. Ha işte. Bak sana mantıklı şeyler söylüyorum. Buradan git ve yap. Hatta ben de geleyim. Hadi beraber gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Hı? Bir işim var, gidip geliyorum. Vay be. Mevzu ne? Maç. Sibel'le. Sibel'i istiyor ama... Kim Sibel'i istiyor? Maç. Böyle istiyor ama bir şey yapmıyor. İzliyorum diyor, takip ediyorum diyor. Turgay bir yapsın yapacağını, bakalım ne olacak diyor. Ondan sonra ben giderim diyor. Siz yemek şey yaparsınız, sürpriz yaparsınız. Ben Rabiş'le değildik biz hafta sonu. Kolumuzda saat diye bir şey var. İki hafta önce korku evine gittik. Onda da ceza yedik zaten, evet. Anladın mı? Vallahi kızlar yapmayın. Ay sana başlayayım. Mı inandıracağım? Selam kızlar. Onu. Aleyküm selam. Ne haber, nasılsınız? İyi. İyi, sen olsun. Eyvallah, olsun. Oturmayacağım ya. Ne haber? İyi, senden. İyi. Oturmayacağım mı? Sibel. Efendim? Ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi valla. Konuşalım mı acaba? Konuşalım mı? Şu anda... Sibel erkekler evine pankek yapıyordu. Hmm. Erkekler evine. Hayır, ya. Bize yapıyor Sibel onu. Ben bize yapıyorum zaten kızlar. Biliyor musun? Bize yaptığını ben biliyorum. Bize yapıyorum, biliyorsun. Tamam, ben seni yetmeyeceğim o zaman. Gamze Göktürk. Gamze. Efendim. Sana emanet edebilir miyim? Ay. Kız şurada diyor, kuzuyu döneceksin diye. Sanki kuzuyu kurdu. Ay canım, kuzuyu kurdu görüyor demek ki kız. Yeni evet, geldi bak gayet iyi. Biz yemekleri hiçbir şey yapmadık bozmuyoruz. Senin gibi anılara zarar vermiyoruz. Siz burada kimi kuzu kimi kurt yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Kurnazsınız. Evet, anladın çok mı? Kurnazız biz. Kim kuzu kim kurt görüyor burada çok herkes. Çok kurnazız, çakalız biz. Hazır sofraları dağıtan Gamze Taş. Valla kuzu sensen evet, kurt olurum. Evet, bunun karşılıklı ya. Ama bunu ben siz bana nasıl davranırsanız bunun onlar karşılığını verdim ben sadece. Onlar senin soframı dağıttı be. Ne haber, nasıl gidiyor? Günlerin nasıl geçiyor? Zor geçiyor. Zor geçiyor değil mi? Zor geçiyor. Şu anda üzerinde inanılmaz bir algı var zaten, farkındayım. Gökhan'la ilgili. Evet. Yanlış algılar. Onu kırmaya çalışıyorsun büyük ihtimalle. Ne yapmayı? Onu kırmaya çalışıyorsun, o algıyı kırmaya çalışıyorsun evet. Şu anda. Gala gecesinde de söylediğim gibi, ve hatta daha öncesinde de söylediğim gibi, hatta sen geldiğin günden beri, belki senin haberin yok ama, belirttiğim gibi ben seni tanımak istiyorum. İlk başta tabii ki sana istediğini söyleyebilirsin. Bu zamana kadar neredeydin diyebilirsin, neden söylemedin diyebilirsin. Yaşadığımız şeyler belli, imkanımız olmuyor bazen. Gala gecesinde söylediğim gibi ben seni tanımak istiyorum. Bunu bir düşün, değerlendir, bil istedim. Hı hı. Buraya bugün gelmeye imkanım oldu, fırsatım oldu. Ve gelip bunu seninle paylaşmak istedim. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Anladım. Şimdi Boğaç, benim şöyle bir düşüncem var. Evet, ben buraya geldim. Ama burada baktım ki programı fazla izleyememiştim biliyorsun. Hı hı. Sonra internetten takip ettiğim kadarıyla. Burada herkes birbiriyle anılmış. Hani ben şunu istiyorum. Bu evde birisiyle anılmamış. Hani adı geçmemiş. Hani Turgay'ı düşündüm. Turgay da Esra gelmiş biliyorsun. Artık şimdi Turgay. Turgay herkese geldi ya. Turgay Nazlı dedi. Esra dedi. Yok, Nazlı dedi. Evet, Esra dedi. Sonra Esra'dan sonra döndü sana geldi falan. Ben Turgay zaten zıp zıp Turgay derim. Çok zıplıyor sağa sola o yüzden. Anladım. Şimdi sen bugün mesela Retçi haber yeni gelen adaya yönelir. Hah, işte ben de onun samimi bulmadığım için. Bak, ben kimseye gelmedim burada. Ben zaten belirttim. Şu anda ilk ismini verdiğim insan da sensin. Sen burada herkese anıldın mı Boğaç? Kimden anıldın? Neydi adı? Mehtap mıydı? Mehtap. Öyle gördüm. Hayır canım, Mehtap'la ne anıldık Mehtap'la bizim muhabbeti? O çok farklı bir olaydı yani. Mesela o zamanlar sen burada olmadığın için bilmezsin. İstersen Mehtap'la konuş. Mehtap sana zaten her şeyi düzgünce, doğruca anlatır. Ben burada kimsenin adını vermedim bugüne kadar. Şu anda konuştuğum sen varsın. Kırmızı Oda'yla bir Gamze ile çıktık. Hı hı. Onda da zaten konuştuğumuz şeyler bir. Hani kimsin, nesin? Nelerden hoşlanırsın, ne yaparsın, ne edersin tarzı şeyler konuştuk. Hani kimseye ilgilendiğimi söylemedim bugüne kadar. Şu anda ilk oluyor yani. Bunu belirtmek isterim öncelikle. Anladım. Ona göre değerlendir yani. Turgay'la konuştuk. Turgay tanışmak istiyor. Ona tam daha net olarak bir cevap vermedim. Ama vereceğim. Çünkü hani onunla bununla
Esra olsun, o bulsun. İstemiyorum. Hı hı. Bir de arkandan konuşanları duydum ya. Bir kere şüphe girdim içeri. Ne olursa olsun olmuyor. Aynen. Sen bitir cümleni. İşte senin burada mehtap olsun, başkası olsun birkaç kişi duyduğum için içim rahat etmez. Arkadaşlarına seni... sor o zaman. Evde beraber yaşayan insanlara sor. Sana muhabbetleri detaylı anlatsınlar. Benim sonuna kadar anlamak, kimle ne konuştuğum da ortada. Bunu herkes diye biliyor. Ben yetince anlatmam. Ben yerimde olsam şu an gider oraya basarım yani. Yapmak istemiyorum. Değil bu. Gereken yap. Yapmanız gerekiyor. Bunu anlamıyorsunuz herhalde. Bunları düşünerek üretin. Değil bu. Git bas orayı. Yani gidip sadece soru söyleyebilirsin. O senin, yani. O senin gelip arana oturmadı mı? Sen konuşken gelip arana oturmadı mı? Ama ben aynı şeyi yapmak istemiyorum. Arasında oturmayacağım. Söyleyeceğim tek bir kelime var. Git abi git şöyle koş. Konu kapanmadan koş. Aynen. Sen bana niye söylemiyorsun istemediğinde? Ben anlamıyorum. Ben böyle direkt koşarım ha. Şurada dedi. Sadece 45 saniyesini ayırdı adama ya. Bak 45 saniyesini ayırdı şurada. Ama haklıyım kardeşim. Haklısın abi de. Hesap sorsun. Ya da yeni gelecek damat adayı girer girmez tutması lazım. Ha, yeni gelecek damat adayı girer girmez. Dur konuşma. Tut. Aynen. Dur konuşma sakın. Konuşma tamam sen benimsin. Aynen öyle. Ya, bir insanın geçmişine göre yargılamamak lazım. Tabii yeni gelecek abi. Damat adayı gelene kadar burada kalabilecek. Bu oyna. O da var. Her an her şey oluyor. İnsanların geçmişine göre yargılamaması lazım. Ne güzel ikisini de oraya yolladım ha. Bu eve gelmiş ve başkasına talip olmuş bir adayı istemiyorum ben diyor. Ben bu evde kimseye samimi bulmuyorum. Samimi bulduğum tek ilişki de bana... Merhabalar. Merhaba. Aa. Hakkında konuşmuyorum diyorsun, adam kalacağım deyince gülüyorsun yahu. Şurada 10 dakikadır yüzün gülüyor. Bak hala gülüyor. O Gamze'ye karşı tavrından sonra sana bir tık uyuz oldu. Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Böyle fikir mi olur? Abi bak ben bağırırım kızdan karışma sen bağırma. Daha benim ilişkim yoktu. Bak Aykut'la dans ederken... Sen nasıl bir insansın be? Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Seni de anlıyorum. Yeni gelen... Adaylar genelde böyle sıkıntılar yaşar. Özellikle bu evde. Bizim evde öyle değildir. Öyle mi? Biz daha sıcak karşılamaya çalışırız insanları. Bize tepkili gelmediği sürece. Ben bugüne kadar bütün konularda demeyeyim. Birçok konuda senin arkanda durdum, yanında durdum. Bunları bil istiyorum. Bana mı zıp zıp Turgay diyorsun? Evet. Burada milleti telefonlarla arayarak... Otur. Oturmuyorum. Burada millet telefonla... Ben saygısızlık yapmıyorum. Aha. Sen aynı saygısızlığı bana... Galadan bir gün önce yaptın. Hı. Otururken Sibel'le ortamıza oturdun. Otur. Ben otur. Aynı saygısızlığı yapmayacağım. Sana sadece şunu söylüyorum. Ben Esra'yla hoşlanıyorum, Esra'dan etkileniyorum. Onunla tanışacağım. Onunla bir şeyler yaşayacağım mı dedim. Evet Esra'ya karşı hislerim var dedim. Bir dakika. Bunu erkekler evinde onayladım. Konuşmamı bitireyim ondan sonra sen tamam, istediğini söyle. Bitir. Yoksa ben onu tanımak mı istiyorum dedim bir. İkincisi sen burada Gamze'yi, Nazlı'yı, Mehtap'ı telefonla arayarak... Biz ilişki yaşayalım. Burada yürütelim. Bununla bana benle var mısın dedin mi demedin mi? Burada insanlar herkes şahit buna. Hı hı. Bunu rahat rahat burada Sibel'e karşı söyleyemiyorsun. Hı hı. Bana tutuyorsun diyorsun ki zıp zıp Turgay. Bir, ikincisi. Zaten üçüncüsü, ben sana bunları üçüncüyü söyledim. De söyle, söyleyeceklerini söyle. Ben bir dakika. Oraya bir dakika. Orayla bir konuşma şu anda. Ben de konuşuyorsun. Ben söyleyeceğimi söyleyeceğim. Senden cevap daha iyi beklemiyorum. O zaman ben senin zaten, burada oturmaya da hakkın yok kardeşim. Anladın mı? Ben zaten farklı algılar yaratmaya çalışma. Ben zaten seninle konuştum. Boşun ben zaten sana söyledim. Senin düşüncelerine saygı duyuyorum. Söyleyeceğin şeylere de saygı duyuyorum. Belki benim duygularıma inanmıyor olabilirsin. Ama ben kendi duygularıma inanıyorum. Bu zaten beni ilgilendiriyor. Ve... Peki sana, beyler, o kız zaman... geldiği günden beri yeriyorsun kızı be. Sana şunu söyleyeyim. Hakkında düşündüğüm şeylerde zaten sana düşündüğümü söyledim. Ve bunu Kırmızı Oda'da yanıldığımı da söyledim.
bunu tersine çıkartabilirsin. Ama nedense dedi. Bunu Esra'dan red deyince söyledi. Bir anda Esra'dan bütün duyguları değişti bu adamın. Esra'dan ben red yemedim. Ve gala günü de yaklaşıyordu. Esra bana dedi ki zaman neyi gösterir bilemem dedi. Sonrasında kızlara burada söylediği şey için geldim ve söyledim, konuşmayı bitirdim. Hı. Bir. İkincisi, biz evlendirme programındayız. Hı. Bana soracak olursan, ben Sibel'i tanımak istedim. Zaten bunu da söyledim. Gerekli konuşmaları da yaptığımızı düşünüyorum. Anladın mı? Sen belki bana karşı bir şey hissediyor veya hissetmiyor olabilirsin. Benim sana olan duygularım gerçek. Sen bana hayır desen dahi bile o duygularım benim hemen bitecek şekilde değil. İstediğini de söyleyebilirsin. O İnsanlar istediği gibi eleştirebilir. Diyorlar, değil mi? İnsanlar da istediği gibi eleştirebilir. Ben zıp zıp Turgay değilim. Onu sana söyleyeyim. Bir ikincisi, telefonlarla arayıp evde ilişki yaşamaya çalışan bu açan var karşıda. Mesaj yazıyorsun değil mi sen kardeşim? Ben sen, hiçbir şey sen yazdım. Sen mesaj ulaşıyorsun değil mi herkese? Evet. Sibel'e mesaj yazdım. Mesaj nasılsın ulaşayım dedim. Görmedi. Ha. Öyle kaldı. Sadece Sibel'e mesaj yazdım. Mesaj ulaşıyorsun. Sadece Sibel'e yazdım. Ha, tabii. Çekilebilirsin bence de. İşte bu yüzden çocuğa zıp zıp Turgay deniyor. Ne dediğinin arkasında durur, ne yaptığının arkasında durur, ne de hatırlar. Anladın mı? Bak bunu gel bir gün istiyorsan erkekler evinde konuş, paylaş. Bunu zaten Turgay'ın nasıl bir adamı olduğunu sana söyleyecekler. Bu bir. İkincisi, Gamze ile çağıralım istiyorsan burada konuşalım. Nazlı burada değil, Mehtap da burada. Mehtap'la da konuşalım. Mehtap'la bizim yaptığımız bir oyun vardı. Terbiyesizlik de diyebiliriz ona. İki eve de. Bunu zaten ben affını da diledim. Hem buradan hem oradan. Sağ olsunlar, kabul ettiler. O konuda kendimi akladığımı düşünüyorum. Gamze ile de konuştuğumuz muhabbet bir kırmızı oda. İki, Gamze ile şunu konuştuk biz telefonda. Zaten aradığımda ağlıyordu. Sıkıntıları olduğundan dolayı ağlıyordu. Başka hiçbir şey konuşmadık bak. Sıkıntıları olduğundan dolayı ağlıyordu. Ben dedim yardımcı olabileceğim bir şey varsa yardımcı olmak isterim Gamzeciğim dedim. Başka da bir tek kelime konuşmadık. Ben ne oldu? Ne oldu Turgay? Konuştun mu? Bize ekrana vermedi ben. Konuşmamıştım. Konuştun. Ne dedi? Ya ben saygısızlık yapıp, terbiyesizlik yapıp sizin ortanızda oturmak istemiyorum dedim. İçeriden ısrar ettiler ki gelmeyecektim. Bir anda gelmek istedim dedim. İçeriden ısrar ettiler niye diyorsun? Ya söyledim abi ben, içimdekini söyledim. Ondan sonra sen dedim, bana zıp zıp Turgay diyorsun dedim. Kendin dedim dışarıda dedim. Gamze'yi, Mehtap'ı, Nazlı'yı arayıp dedim. Burada ilişki yaşamak istemedin mi dedim. Bunları niye söylemiyorsun dedim. Bunları niye dile getirmiyorsun dedim. Kimseye aday değildim diyorsun dedim burada. Sibel'e de döndüm dedim ki zaten ben sana bunların hepsini anlattım. Anlattım yani bunların hepsini söyledim ona. Esra ile konuştuğumu da söyledim. Esra ile ne konuştuğumu da söyledim. Sonra onunla ne konuştuğumu zaten o biliyor. Bunları zaten ben söylemişim. Bununla alakalı benim kafada üretebilecek bir yanlışım yok ki. Ona da dedim bak. Sen dedim benden vazgeçsen bile dedim. Benim dedim duygularım sana kolay kolay vazgeçmeyecek dedim. Tamam da zaten buradaki yalnız Sibel'in bunu Boğaç'a söylemesi. Sana söylememesi. Ama şimdi Sibel tutup da Esra hayır diyorum Esra demedi ki. Esra da öyle yap. Bak. Sibel tutup da ona ben Turgay'a da söyleyeceğim. Hayır diyeceğim demedi. Turgay'la anlamadım, da konuşacağım dedi. Işte. Dedi. Anlamadın herhalde. Dedi, olmaz dedi. Allah Allah. Olmaz kurdu demedi abi. Kurdu hocum ve şu. Ben ona daha olarak net bir şey söylememiştim ama söyleyeceğim kendisine de. Ben burada adı bir sürü kişiyle anılmış insanlarla birlikte olmak istemiyorum. Senle de, senin de olayların böyle. Senle de istemiyorum dedi. Boğaç'ın önünü kesti, senin önünü kesti. Aynen. Ve bunu Boğaç'a söyledi zaten. Ama yani çocuk inanmak istemiyor. İnanmak istemiyorum abi. İnanmak istemiyorum çünkü yani anlatamıyorum. Yemin ediyorum sana Kur'an çarpsın. Yani anlatılmaz derecede kardeşim, bu ona karşı da hislerim çok kuvvetli Onur. Kuvvetli abi, bunu nasıl söyleyeyim yani? Ben ondan bir şey hissetmemiş olsam Allah niye bu şekilde Allah hareketlere bürüneyim ki? Ben bile 4 ayda böyle bir hisse sahip olamadım. Abi ya. Ben oldum. Oldum bilmiyorum yani nedenini. Bu adamın da başına hep aynı şey geliyor. Abi şey söyleyeceğim. Sen geldin, Boğaç orada mı kaldı? Kalsın abi, ne yapıyorsa yapsın ya. En azından sen geldin, nezaketen duygularını açıkladın. Çok çok teşekkür ediyorum ama ben bunu Turgay'a da söyleyeceğim. Hani benim midem bulandı. Hani burada herkesin ilişkisi samimi yani derken birbirine gelip ondan ona. Ben sanırım işte hani bende öyle bir şey yok bak. Bunu sen de anlamak istemiyorsun galiba. Anlamak istemiyorum. Bunu görmem lazım benim ben, burada olduğum sürece. Ben birine gitmedim. Ben birine gitmedim şu ana kadar. Hani birine tanışmak istediğimi de söylemedim. Anladın mı? Benim böyle bir muhabbetim olmadı. Bunları çıkart at kafana. O zaman neyse. Konuş, dur, anlaşılır. Teşekkür ederim bana zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim geldiğin için. Kusura bakma, elim boş geldim bu sefer. Yok, ama o çiçeği almadığın için bir şey de getiremedin, anlıyor musun? Sağ olasın. Rica ederim.
Gökhan Boğaç'la konuştu. Geldi Boğaç. Heh, cool öyle geldi. Dinleyelim. Wow. Yani Boğaç'tan dinlesin abi. Ki. Ne dedi? İkisini de gelinebiliyor olalım. Ama duygularını açmalar için. Her zamanki artist yürüyüşüyle aşağı indi, ver, süzüldü ve geldi. Mehtap'la mı konuştun? Mehtap'la mı konuştun? Ne oldu? Sinir etme etti Sibel. Ama şey... Ne olduğunu ben... Turgay'ı reddetti galiba. A'dan Z'ye anlatayım. Nasıl Turgay'ı reddetti? Öyle bir bölücüm. Sibel şunu istiyor abi. Bu eve gelip, hani damat adayı için şunları istiyor. Bu eve gelmiş ve başkasının talip olmuş bir adayı istemiyorum ben diyor. Bunu belirtiyor. Başkasının talip olmuş. Başkasına talip olmuş, evet. Yeni damat adayı istiyor yani. Ha, olabilir de bilmiyorum da. Sıfır kilometre. Neye göre artık? Bu yüzden dolayı ben de zaten hani Turgay'ın konusunu açtım. Dedim, bu aday dedim Turgay mı sence dedim. Hayır dedi, ben zaten Turgay'a gerekli olan cevabı vereceğim dedi. Ben dedi Turgay'a gerekli olan cevabı vereceğim dedi ki derken arkadaşımız geldi. Zıp zıp Turgay. İnsan lafını üstüne. Ondan sonra geldi, muhabbete dahil olmaya çalıştı. Kim Turgay geldi? Turgay, yanımıza geldi. Ne Turgay dedin anlamadım. Zıp zıp. Zıp zıp Turgay. Bilmiyor musun? Hı. Ondan sonra geldi, muhabbete dahil oldu. Söyleyeceklerini söyledi. Dinledik saygılıca. Ama bizim söyleyeceklerimizi söylemeden döndü arkasını gitti, trip attı. Ne ara Sibel'e gittin o? Az önce gittim abi. Niye gittin? Nasıl niye gittin ya? Ya kardeşim sen gitti. Önce emin olmadan niye gidiyorsun? Bak ne diyorsun? Niye gittin oğlum? Ya Gökhan ya. Abi ben buraya geldiğimden beri her türlü muhabbette Sibel'in arkasındaydım. En azından yanar dönerlik yapmadım, anladın mı? Önce giydirip sonra... Doğru söylüyorum. Kahvaltı hazırladık size. Aynen. Kahvaltı hazırladım. Abi o araba muhabbetlerinde de zaten her zaman arkasında oldum. O soruyor, onlara, o kıza bizim sorduğumuzu her zaman söyledim. Her defasında dile getirdim. Kızın bir hatasının olmadığını da dile getirdim. Bunu bu evde de, öbür tarafta da. Ben en azından önce kıza giydirip sonra talip olmadım. Sonra giydirip geri istemiyor yani. Nasıl peki giydirip niye bu kadar bekledin? Nasıl niye? Onu zaten abi izlemek istedim ya. Peki niye bugün gittin? İlk önce çünkü bir Şahin dedi. Bu en iyi soru. Bak. En iyi soru. Ha? Bugün bak, niye gittin peki? Neyi anlattın? Çünkü neden gittin biliyor musun bugün? Aynen en çok merak ettiğim şeylerden. Bugün neden gittin biliyor musun? Bak. Gökhan verdi gazı. Gökhan'ın verdiği gaz ayrı. O zaten o ayrı bir hikaye. Bayağı %80'i o zaten. Abi bak o zaten ayrı bir hikaye. Bir şey söyleyeceğim. Bugün gitmemin sebebi ne biliyor musun? Bu adamla aynı pozisyona düşmemek için. Hani galadan önce gidiyor sırf elenmemek için, ismi yazılmasın. Yani bir saattir sana burada konuşma yaptım ben gitti. Tamam bak, abi. Sizin en kötü benim, bak sizin en kötü. Konuş, bak senin konuşman okey. Ama benim de düşündüğüm şeyler en kötü var. Huyunuz. Bak, en kötü huyunuz. Bir şeyler hissedebilme ihtimaliniz bile varsa en ufak kırıntı. 10 gün bekliyorsunuz. Yahut gidiş şekliniz çok yanlış. Anladın mı? Yani bir şey konuşurken laf olsun diye konuşuyorsunuz. Karşısındaki de size inanmıyor. İnanmadığı zaman sizi ciddiye almıyor, anladın mı? Bakıyorum size. İlişki yaşamak için, bak ikiniz için de söylüyorum. İlişki yaşamak için yaşıyorsunuz. Bak benim görüşüm. Siz içinizde fırtınalı bir aşk yaşıyorsunuzdur. Yanlış düşünüyorsunuz. Bilemem. Anladın mı? Ya ben kimseye talip olmadım buraya geldiğimden beri. Tamam bir şey yok. Ben öyle de bak. Benim düşüncem. Sen içinde fırtınalı bir aşk yaşıyorsunuz. Yanlış düşünüyorsun. Bilemem kardeşim. Ben şu noktada sana şunu söylemek istiyorum. Ama şunu görüyorum mesela. Ben Sibel'e gitmesi duygularımın... için kalk git dedim. Öyle gitti. Sen Sibel'e git dedim. Öyle gittin. Buna burada oturduk 45 saniye git aralarına gir konuş dedim öyle gittin. Burada ortaya ne çıkıyor biliyor musun? Bir şeyler olsun diye yapıyorsunuz. Abi bir kadın istiyorsanız... Birinin zoruyla yapıyorsunuz. Ha, bir yani şeyler kendi istiyorsanız... Kendi hissiyatınıza değil, bak kendi hissiyatınıza değil. Birisi burada size abi iki konuşma böyle bir gaz veriyor. Gönderdim. Hayır ne oluyor biliyor musun? Aynen. Öyle gözüküyor. Tamam öyle gözüküyor öyle olabilir. Gözüküyor, abi, zaten benim düşündüğüm... Abi kadına değerli olduğunu gösterin ya. Bak benim düşündüğüm bir şeyler vardır anladın mı? Bir şeylerin eksikliğini hissediyorumdur. Orada sen yok, tamamlıyorsan ben... mesela onunla beraber gidiyorumdur abi. Hislerimde eminim ve benim hislerimin de gerçek olduğuna... İnanan bir kız var karşımda. Kim? Bunu da sana söyleyeyim. Hayda. Kim? Sibel. İnansa sana bunu yapar mı? İnansın. Belki onu hissetmiyor ama benim hislerime inandığına eminim. Ya bak seni istediğine inansa kalkıp seni istemediğini Boğaçan'a söyler mi? Şimdi bugün Boğaçan'la Turgay arkadaşımız Sibel'e aday olduklarını söylediler. Hatta Turgay onun için şiirler falan bir şeyler hazırlamış. Vallahi ben çok samimi bulmuyorum. Çünkü eve tutulma çabası olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık son noktalarında. Çünkü Turgay Nazlı dedi, Esra dedi, onu dedi, bunu dedi. En son elde kaldı Sibel. Şimdi Sibel'e gitti. Ve çok büyük duygularım var. Gerçekten Sibel'e karşı bir şeyler hissediyorum diyerek gitti bir şeyler yaptı. Daha sonra Boğaçan'la Sibel bir şeyler konuşurken gelinler evine gidip güya işte yalandan sanki onların konuşmasını basıyormuş gibi kendini gösterdi. Gökhan'ın gaz vermesi zaten Boğaçan ve Turgay da ikisi de Gökhan'ın onlara gaz vermesiyle hareket ettiler. İlginç geliyor bana.
Eve tutunmak için böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Kendiniz olun, samimi olun. Her türlü insanlar sizi görür zaten. 3 haftada sevgilim dedi ya. Anladım, bu bana çok mantıksız geliyor yani. Pardon, geçen hafta da sevgilim diyordu. Bir hafta sonra çocuk sevgilim musun demeye başladı. Gökhan'a deliler gibi aşıktı ya. Kemençe ayarladığı hafta bitti. O hafta aynen zaten eleniyordu. Aynen. Onur elini tuttu, o hafta sevgilim demeye başladı. Evet. Ne kadar samimisin sen. Bana samimiyetsiz diyorlar ya. Bu evde bir şey yaşamak istiyordu, tamam mı Aycan? Baktı deneyleri başarısız oldu. Baktı hazırda bir aday var, Onur. Onur da çiçeklerle şeylerle geldi. Dedi ki bu adamla yaşayayım bari. Senin hani tamamen bu bir şey hismis bilmem ne kesinlikle değil. Kesinlikle yok. Eve tutunma. Bu evde bak ilişki deneyim. Bu çift deneyim olarak eve tutunma. Yani çiftleri elemiyor. Ha, baktı anladın bir tane mı hazır ayağına geldi. Sana yarışma diye sürekli şey yapıyorlar ya dedim hani. Sen yarışma olduğunu unutmuyorsun. Yarışma diye seni vuruyorlar hı-hı ya. Aslında onlar yarışmanın farkındalar. Aynen öyle. Anladın mı? Ta sen Gökhan'a kemençe ayarladığın hafta ayağa kalktın, eleniyordun da Onur'la birdenbire sevgili muhabbetine girdin. Evet. Dışarıda el ele yürüyorlardı. Neymiş, babası geldi biz de başladık. Ben burada Adnan'la tartıştığımda ya da ettiğimde orada kahkahalar atan pencerenin kenarında böyle saçını başını yolan bir şey vardı. Aycan vardı, tamam mı? Rabia ile Gökhan'ın her barışmasında kenarda köşede onlara şöyle bakan bir Aycan vardı. Ekrana görüntü verildi mi mutfakta? Defalarca. Diye kendini tutan bir Aycan da vardı. Defalarca ve şimdi istiyor ki kendi ilişkisine herkes böyle baksın. Yok ki. Ya. Romantik yemeğe gittiklerindeki yok dansını ya gördün mü? 5 dakika göz göze bakamadılar. Şeye dikkat ettim. Ben de çok izlemedim ama dans ediyorlar mesela. Devran İskender de yanlarında böyle aynen işte şarkıcı diplerinde falan. Hani dans ederken gözlerini birbirinden ayıramazsın, koklarsın falan aynen ya. Değil mi? 5 dakika böyle, ben 1 dakika gördüm bile göz göze gelemediler. Ben de gördüm göz onu. Göze geliyorlar, göz göze geliyorlar böyle bak. Bak saatlerce gelsene şöyle bakışacaksın mesela değil mi? Dans ediyorsun, ayaktasın, kalkma böyle dans ediyoruz. Bakarsın, dalarsın, koklarsın falan. Hani benim hissettim bu. Bunlar böyle hemen bir bakışıyorlar. Ay canım. Evet çok bakış, şeydi. Bakış. Ay canım. Ne ay canım. Ne ay canım. Yapmacıktı. Canım. Çok yapmacık tabii. Hiçbir şekilde samimiyet yok. Hani o aşk yok. Bahsettiği hı-hı sevgilim dediği. Sevgilim dediğin adama bakışım farklıdır anladın mı? Tutku, sıfır tutku. Sıfır aşk. Onu söyle. Hadi diyeceğim. Selamünaleyküm beyler. Şarkı söyledim geldim. Evet. Adnan enişte diyeceğim yine olabilir. Nokta konulacak gibi hissediyorum. Ben yanlış anlamadım, sıkıntı yok. O ne? Bilerek mi yaptınız? Ne? Turgay'ın normalde sözüm vardı ama herkes desin istiyorum ben. O ne? Çünkü daha bir şey krep mi? Hayır krep. Pancake. Wrap. Pancake. Ama hepiniz barışındayın, çok güzel. Turgay yaptıysan bence Turgay'a ver. Aynen Turgay yaptı. Turgay'a sözüm vardı ama emin olamadım. Çünkü herkes birbirine burada bir şey yapıyor. Emin olana kadar kimseye bir şey yapmak istemiyorum ama hepiniz tabii. Allah Allah. İstiyorum. Allah Allah. Çok enteresan. Allah Allah. Neyse şarkıyı ezberlediniz mi? Sibel sana bunlar şarkı söyleyecekler. Haydi. Gel Sibel'in boşlanıyorum sen ne söyleyecekler. Ya, Gökhan. Evet abi. Karadeniz şarkısı. Turgay. Güzel oynanır. Oynanırsa güzel olur. He? Oynanırsa güzel olur. Vallahi çok kısmetlisin kız. Niye? Nasıl niye? Vallahi. Nasıl niye? İlk haftada bir geçen sene böyle koruma altına alınmıştı bir tane gelin adayımız. Şimdi burada ikinci oldu. Didem sen de şunu fark ettim gala gecesi. Sen Şahin'e kalman gerekiyordu dedin. Evet. Sen Onur'un gitmesini istedin değil mi? Yazdım da dedin. Ben Onur'un adını yazmıştım zaten. Yazdım da. Çünkü Onur başka bir algı yaratmaya çalışıp Adnan'la o yaptığı konuşma var ya. Yani bu kadar yetişkin bir adamın, peki, bu kadar korkmadın mı? Onur'u küçük bir şeyi bilerek ve isteyerek yanlış anlaması. Yani orada 5 kişi konuşuyoruz. O masada Semih de vardı ben o cümleleri ederken. Adnan yanımdaydı. Şahin, yani hepimiz kalabalık bir masada ben Onur'la konuştum. Ama hiç kimse yanlış anlamadı. Herkes, hiç kimse yerdiğimi düşünmüyor. Ama nedense Onur ısrarla sen bizim ilişkimizi yeriyorsun, bizim ilişkimiz sen... O zaman bunu bilinçli yapıyorsun derler adama. Sen bu yüzden Onur'u yazdın. Heh. Ben de bunu yönetim niteliğinde yazdım. Dedim ki madem sen böyle bir algı yaratmaya çalışıyorsun. Büyük cesaret senin yaptın. Neden diyeceksin? Sen Semih'i yazdığında sehpalar havada uçmuştu burada. Evet. Şimdi biliyorum. Onur Adnan'ın abisi. Onu yazıp ayağa kaldırma. Ben de Adnan'ın hayatındaki kadınım ama. Adnan gene kızacak. Burada sana ilgisi olan bariz erkek adaylar var. Zaten erkekten başka olamıyor. Ama sen bunları istemediğin için mi yoksa... Samimi gelmiyor kimse bana. Heh!
Az önce Turgay dedi ki benim duygularıma inanıyor ve güveniyor dedi. Evet, bana da güveniyor muyum? İnanıyorsun. Onun ona, sana olan duygularına inanıyorsun. İyi olduğunu, iyi bir insan olduğunu biliyorum ama duyguları bana şu an kimse sana kötü gelmiyor. Bir insan bunu, demedik ki. Bu kötü bir şey değil yani. Bakın ben bunu söylerken bile ne biliyor musunuz? Yok biz bunu normal karşı. Yok niye niye? Çünkü Şahin bana öyle bir şaka yaptı ki Şahin yani gitti onu kibarca reddettim. Üstüme geldiniz ve ağladım. 2 dakikada sattım. Anlatabildim mi? Hani artık bunu söylerken ama çekiniyorum. Ama ağladığında da ben istediğim an ağlayabilirim de dedim. Ama neden öyle dedim? Orada Esra geldi dedi ki sen işte Şahin'in elinden almaya çalışıyorsun gibi ki. O oynuyorsun falan. Ne yapacaksın Adnan? O kadar çok üstüne geliyorlar ki artık. Hani mesela o güzellik meselesi. Sen şusun, sen busun. Dedim ki kendime güveniyorum. Hani anlatabildim mi? O kadar çok üstüme geldiler ki. Onlar bana böyle gelince ben de ne yapayım dedim. Bu şekilde ama güzel. Ama sana ilk gün dedim. Sen kendi malzemeyi verdin onların eline. Ama pankek güzel. Ne oldu ya? Rahatsız mı olmuş? Afiyet olsun. Daha kendi fazla yapmak isterdim ama işte şey yok. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Rahat ol. Sıkıntı yok. Biz yiyelim. Sibel? Yani Turgay'ı... Damat adayları kırgın mı? Turgay'a kusura bakma, mahiyetli mi getirdin bu pankeki? Önünü kesmek amaçlı mı? Hayır, önünü kesmek değil. Sözüm vardı çünkü. Şey ama artık ben her... Yani bu arsana gelip onu söylüyor, onu söylüyor. Yani... Yo, ben olanları söylüyorum. Ben ekstra hiçbir şey söylemiyorum. Varsa... Ben bu evde kimseye samimi bulmuyorum. Samimi bulduğum tek ilişkide bana nedense Adnan'la Didem geliyor. Onu da söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten şahıs olarak... düşündüğümü söylüyorum ama sonra cephe oluyor. Şahıs olarak... Şahıs olarak... Beni samimi ve güvensiz mi? Aynı kanya. Onun samimi bulmamasıyla alakalı ilişki yaşamıyoruz ki. Seni daha tanımıyorum Gökhan. Allah Allah. Ben geldim gördüm. Beni araştırıyor musun sen sosyal medyada? İlk başta kimseyi şey yapmıyordum. Ha? Hatta çok fazla araştıramadan gördüm işte. Gitmeyin abi kızın üstüne Allah Allah. Kıyamam ya. Yani kızacaksınız belki kırılacaksınız ama ne yapayım beyler? Sibel hiç kırılmadık hiç de kızmadık yani. Vallahi karar senin kararın. Hayat senin hayat hayatın. Hayat sana tabii. Kimse bir şey diyemez. Biz sadece gördüğümüzü yorumluyoruz. Sen sadece aynen onu söylüyorsun. Aynen öyle. Ama bazıları... Gördüğünün farklısını yorumladığı için biz sadece evet. Bunu söylüyoruz. Yani bence de eğer öyle kafanda bir şey varsa kesin net bir cevap ver. Bir bereni çıkarsın. Ona göre. Ben düşünüyorum. Sen niye gelmiyorsun? Sen niye gelmiyorsun? Hadi evine hadi. Hadi Sibel. Allah'a emanet beyler. Dikkat edin kendine. Eyvallah. Eyvallah. Aynayı da aldı ayaküstü. Aynayı... Aynayı... He Şahin'in şeyi ya. Hatırası. Ben verdim mi? Ne güzel yakıyorum kendimi değil mi? Tebrik etmek lazım. Alev alev. Burada herkesin samimiyetsizliğine değindi. Sana senin olan ilişkinin samimiyetsizliğine değindi. Senin samimiyetsizliğine değinmedi. Oynayın ya bana. Hepiniz bana saldırırsın. Arkamdan da konuşun gidin şuradan. Hadi bahçeye çıkın. Az kişiyiz hoş. İşte o yüzden yapın abi gidin. Nazlı geldiğinde de öyle yapmıştı. Yani yapıyor yani. Ve ben burada böyle kala kalıyorum. Savunamıyorum onu. Sonra kızla tartışıyorum. Bilmem ne. Yok ya. Gördüğün kadarıyla sen çok fazla mücadele etmişsin. Ben bu yüzden hani söylüyorum hani samimi gelmiyor. Anlatabildim mi? Sonra sizi kıskançlık bu şey değil yani. Açık net söylüyorum. Benim bu yaşadığım ilk değil anladın mı? Bu evde en çok rahat davranan erkek Gökhan çünkü. Zor bir adamla beraber. İlişkisi varken. Evet, çapkın çünkü. Ben gerçekten yoruldum o yüzden ağladım. Yani şey değil. Yani bu durumu sevmiyorum. Hep başıma geliyor o yüzden. Bu sahneyi biliyorum. Hep benim başıma geldi. O yüzden yani. İstemem. Çünkü bak diğer kızların erkek arkadaşı. Mesela Adnan. Adnan'ı çok eleştirdim ama yapmıyor anladın mı? Didem burada oturuyor, savunuyor. Ben de hani Gökhan'ı hep savunmak zorunda kalıyorum. Hep bir yakıştırma yapılıyor başkasıyla. Çünkü neden Gökhan orada bir laf etmiş? Ben ne yapayım ya? Buradaki kızla kavga ediyorum sonra. Hep böyle, hep mücadele, hep kadınlarla mücadeleyle geçiyor benim ilişkim ya. Hep yok sayılan bir ilişkim var evde. Hep savunmam gereken bir ilişkim var. Savunma. Yoruldum abi, gerçekten yoruldum. Hep savunmam gereken bir ilişkim var, hep savunuyorum. Ya hep savunuyorum. Hep sanki samimi olduğumu açıklamak zorunda gibi hissediyorum. Bıktım artık ya. Barıştık diye diyorum, onu bile de diyemiyorum. Barışmadık diyor, dalgalıyor, gülüyor. Bak bu kıza ettiği iltifatta mesela hani gülüyor, dalga alıyor anladın sen mı? Sen şimdi niye ağladın, bir şey mi oldu? Yok. Bir şey olmadı. Sinirlerim bozuldu. Bunu al, sonra konuşalım istiyorum sen. Bir oturalım konuşalım. Evet. Ayrıca önce sana da gel. Abi gıcık olmaya başladım şu durumlara artık ya. Vallahi sinir olmaya başladım.
senin ilişkin bile 3 hafta, ya pardon yanlış anlama da 3 haftalık yok. Hani senin ilişkin bile ilişkiden yok canım, sayılmıyor. Ya, abi benim ilişkim ilişkiden sayılmıyor ya. Hep bu şeyler yüzünden, anladın mı? Bu tarz şeyler yüzünden. Fark ettin mi? Fark etmem mi? Yani alelen Rabia ne tepki verecek? Ben de şeyi anlıyorum. Ya, Rabia ne ismine hitap etmiyor. Ama ilişki yeriyor. Kimse isme hitap ettiğini, ben burada böyle çok kalabalık mekan ama hep şunu yapıyor. Ya Gökhan. Onu çözemedim bunu ben. Siz daha ilk geldiği gün fark ettim. Onu ben çözemedim. Ben ilk defa dikkat ettim tek ama nokta Sibel, o. Burada kimse ismine hitap etmedi adamın kadın. Kız. Çok çok. Gerçekten çok samimi. Acayip. Kız. Allah Allah. Ben öyle ben sana söyleyeyim. Bu evdeki 16 kişiden en samimi kız o yani. Kendi sevgiline kattın, farkında mısın? Hepsi samimi ya. Hepimizden samimi yani Sibel. Öyle. Burada hiçbirimizi samimiyetsiz bulan bir insan işte kardeşim. Ha, şey kinaye o. Yaptım. Kinaye yaptı tabii ki abi, daha ne yapacaksın? Yani? Adnan'dan alışık olduğumuz için onu da pek olmadı. Turgay. Lütfen ama Turgay. Kardeşim gel, boş ver gel. Gel gel, seni acıyı affetemiyorum. Gel sen daha ilerine layıksın gel. Yalnız Gökhan hadi evine git deyince de... Kalktı evet, gitti. Evet, evet, sen evet. Ne diyorsun ben bana? Ben herkese diyorum. Sen ne diyorsun kimsin bana? Sen kimsin bu evden? Demedi. Kalktı hadi. Gitti. Tamam dedi gitti. Sana hadi mı soracağım falan demedi hiç. Demedi. Bir şey demedi. Sen hadi. Kimsin be falan da demedi. Hayatta. Hiç hiç. Demedi. Bak Gökhan tamam. Zaten yanlış anlaşılıyoruz. Diğer tarafta adımız çıktı. Benim canımı sıkma falan. Ve bunların üstüne enişte dedi. Onların başında dedi enişte. Tabi bundan önce bir de enişte dedi. Abi acaba bu eniştenin altında ne yatıyor? Ne yatıyor? Ben de Rabia'ya karşı bir laf sokma mı? Hem samimiyetsiz bulduğu ilişkiyi niye enişte desin ki? İşte ha, ha. Asıl tezatlık orada. Demek ki laf olsun diye sana enişte diyor. İşte. Veya diğer evde tepki çekmemek için. Ben gider bunun isim hesabını sorarım. Ya da belki çok samimi olduğu için de olabilir. Kızlar evinde tepki çekmemek için. Enişte diye. Abi ben bu kadar güvensiz bir insan geldim. Enişte olacak. Buna güvenmiyorum. Buna aşkı güvenmiyorum. Kal. O samimiyetsiz. Ya güvenmeyen, ilişki yaşamayan gider abi. Allah Allah. Merhabalar. Aa. Allah'ım ya Rabbim, ne günahım vardı da merhaba. Bunu yaptın yani. Merhabalar. Tezine misin? Ne günah işledim de bana böyle bir ceza verdin. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ama ben intikam almaktan tamam, vazgeçtim, onun üzerine geldim. Merhaba. Sen daha çok oraya, tamam. Barış be. Gelişim var. Emin olduk. Kamçadan çekeceği de vardır. Hoş geldin. Evde başka kimse yok mu ya? Hoş geldin Barış. Hoş bulduk Gamze. Ne haber? Bak geçen diyordun bana. Niye geldin? Böyle gidersin. Yalnızım yukarıda böyle yapıyorum. Oh gidersin. Niye geldin, hayırdır? Evlenmeye vallahi mi geldin? Geçiyordum öyle uğrayayım dedim. Evlenmeye ya. Mi geldin? Bilmiyorum, kısmetimiz olursa evlenmeye geldim. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gel gel gel, herkes gelsin, alkış tutarsınız şimdi, bana bir şeyler söyleyecek. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Orta şeker senden. Merhaba. Ne haber, hoş geldin. Sağ ol. Kestiremedim, dönmeyi. Gel yenge gel. Aycan. Aycan'ın morali yok gibi ya. Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Böyle fikir mi olur? Abi bak ben bağırırım kız arkadaşıma, sen bağırma. Daha benim ilişkim yoksa. Mı? Bak Aykut'la dans ederken... Sen nasıl bir insansın be? Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Şey yok galiba değil mi? Hazal yok. Evet. Sabahtan beri üzgün kafayı yiyor. Ne yapsın kızım? Niye üzüldü? Hayırdır? Kolay değil tabii abla. Senin de hep üzgün olmuş haline denk geliyor Barış. Ya hiç sorma Gamze ya. Geçen sefer de geldim ben. Şuraya oturdum. Herkesin suratı beş karış. Hani güller? Öyle evine aslında. Gibi geldim ya. Nasıl? Hani güller? Vallahi güller bu sefer... Unuttum herhalde ya. Çok konuştuk senin güllerini. Öyle mi? Hmm. Sadece oldu, bana mı derler bu arada? Ama bir şey söyleyeyim mi? Aferin, çok iyi oynadın, şu an buradasın. Bak, seni gibi mi? Eğer o kadar oynamamış olsaydın, o kadar cırlamasaydın şu an burada olmayacaktın. Ne diyorsun Gamze sen ya? Yani öyle bağırmasaydın, hakaret etmeseydin bir kadına. Hı. Şu an o kadar gösteriş yapmasaydın burada olmayacaktın. Bu arada senden mi öğreneceğim ben oynamasını, hakaret etmesini, şusunu busunu? Gördüğümü söylüyorum, gördüğümü yorumluyorum. Sen daha beni görmedin ki, tanımıyorsun ki. Vallahi gayet iyi gördüm. Beni o gün 15 sen dakika gördün orada kendini gayet ya. İyi belli. Sen 15 dakikada beni tanıdın ya. Tanıdım. Ben de hatta seni o gün de söyledim tanıdım. Aycan'ın lafını...
Ben de sana 15 dakikanın... Karakterini belirletin 15 dakika. Ben de sana 15 dakikana kadar karakterli bir arkadaş olduğunu söylüyorum işte. Gayet iyi yaptın, becerdiğine gelmişsin. Ne? Ciddi misin? Temelli geldim. Ciddi ciddi girdin erkekler evine. Ciddi ciddi artık buradayım, bu evdeyim. Sizi tanıyacağım. O gün söylediğim gibi var olan bir ilişki üzerine ilişki kurmaya balta gelmedim. Balta falan getirseydin. Ne getirseydin? Anlamadım, bir daha söyler misin? Gamze vardı ya intikamını alırsın işte yalandan. Yok, ben geldiğinde de söyledim artık. Diyordun ya. Çok mutlu oldu, gülüyor şu an içeriye. Bir şey söyleyeceğim Mesap ya. Bak bak nasıl gidiyor bak. Hala şöyle bir durum var. Yani, sanki oradan bakınca basit bir adammış gibi duruyor da intikam olacak. Çok sevindi. Bak kızım seni görünce. Ay çok sevindi. Yüzünde nurlar açtı ya. Evet. Daha gecelerin rüyası olacağım. Sen de çok uğraşacak daha. Canım bu cümleyi söyleyen biri daha vardı ama hiç rüyama girmedi. Öyle mi? Sen de girmez. Semih rüyalarına gireceğim diyordu ya. O kişi beni ilgilendirmiyor. Rüyalarına gireceğim diyor. Ben Barış Gülbetekin'i farkında mısın? Karşındayım şu an. Valla senin de pek rüyama girebileceğini sanmıyorum. İstihareye yatman gerekiyor. Büyük konuşmayayım bence. Bence de artık kalıcıyım yalnız yani... bu arada bak. Üç damlattan bir tanesi olarak girmeyeceğim. Artık kalıcı olarak bu evde. Şaka gibi ya. Arkamdan atıp tutarsın sonra ben ilk sonra. Ne, canım çalışmışsın, çabalamışsın, gelmişsin buraya. Senin hakkında hiç konuşmuyorum. Bana canımı sıcayım bir konuşma. Bir an önce. Hakkında konuşmuyorum diyorsun. Adam kalacağım deyince gülüyorsun yahu. Şurada 10 dakikadır yüzün gülüyor. Bak hala gülüyor. Evimize Barış geldi. İki elemeden sonra giremeyen Barış eve girdi. Ama hem de elemesiz bir şekilde girdi. Kızların ondan etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa 4 oy kesinlikle kimseye çıkmaz bir damat adayından. Beğenildi ki tekrar eve oysuz alındı. Şimdilik Gamze ile atışıyorlar. Bir şey yaşayacaklarını zannetmiyorum ama başka biriyle mükemmel bir şey yaşayabilir Barış. Demek ki sen de görmek istiyorsun. Neyi görmek istiyorum abi? Çocuğu görmek istiyordum. Çocuğu niye görmek isteyeyim ya? Beytap görüşürüz. Barış benim adayım var. O zaman sen de görmek. Demek ki sen çocuğu görmek istiyormuşsun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Yok ben Gamze'nin mutluluğu için oy vermedim ona. Ya ne mutluluğu Gamze abi? Gamze ama kötülük yapacak. Gamze'yle uğraşsın diye bilmem diye ne. Vereceğim. Sebebim yok. Diğerlerine sebep bulamadım. Onlar atıştılar bir şeyler oldu. Aycan Onur'un gitme ihtimali varken suratın... Maşallah o kadar çok gülüyordu ki şimdi Hazal gitti diye suratım beş karış. Gülüyor muydu? Eğlenmiyor muydu? Kahkahalar atmıyor muydu? Şimdi de beni ezdi. Niye gülmedi? Adam öylemesin. Benim adayım var dedim ben. Değil. Adam orada başkasını tanımak istiyor. Ben gidiyorum ama adayım var diyor bir de. Sen Aycan'ı gördün mü? Bir kere tepki çekti ya. Şimdi şey yapıyor. Ay dur dikkat edeyim de bir şey demesin. Çok dikkat etti. Bu dikkat etmiş halimi. Bir şey söyleyeyim mi? Ya oğlum sakin otur. İlk seferinde. Sakin otur. İlk seferinde yapacaktım bu tepkiyi. Şimdi yapsan ne olur? İkinciye görüyorsun. Çok alsa ne olacak ki? İlk seferinde yapacaktın sen bunu. Biz söylemeyelim, tepki göstermeyelim diye bilinçli yapıyor. Selamun aleyküm. Sen niye geldin ya? Aleyküm selam. Aleyküm selam. Dediniz. Neyse gelir. İnsan merhaba ya. Gelir gider. Barış kardeş. Eline de bıçak var ha. Nasıl bizim kardeşim? Bıçakla işimiz yok. Sen seversin bu işi. Eyvallah. İlk hayırdır Gökhan'a gittin ya. Bu da ayağa kalktık. Merhaba kardeşim. Zaten tanışmıştık. Merhaba Berkecan. Eyvallah. Canman yok öyle canlı manlı konuşma benimle. Vaa yatarlıydı. Kardeşim merhaba. Merhaba kardeşim. Nasılsınız? Allah razı olsun. Geç buyur. Gel abi. Hoş geldin. Boğaç ne haber? Sağ olun, sağ olun. Ne var ne yok? İyidir, seni sormalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oyla gelmem, böyle gelirim diyorsun. Aynen öyle ya. Böyle daha iyi oluyor. Nasıl gidiyor? İyi, seni sormalı. Ne yaptın? Kızlar evine gittin mi? Aynen, kızlar evine geçtim. Tepkilerin oldu? Tepkiler iyiydi ya. İyi değil miydi? İyiydi. Senin suratları yine oldu. Beş karıştı ama... Şey eksik mi ya yoksa bana mı öyle geliyor? Semih eksik. Hayır, Semih de yok. Diğer tarafta görmüşsün eksik gelin adayını. Hazal yoktu değil mi? Aynen. Biraz morali bozuk. Zor bir gala geçirdik. Öyle mi? Evet. Bu vesileyle herkes üzgün zaten burada. Bugün beklenmedik misafir Barış geldi. Bir şey 40 kere söylerseniz olurmuş. O günden beri Barış dedik. İstenmeyen ot mudur, istenmeyen tüy müdür nedir? Burnunuzda bitermiş. Bugün de bunu yaşadık. Barış geldi. Sıkıntı yok. Yani güzel bir zamanda geldi. Üzgün bir zamanımızda geldi. İnşallah güzel devam eder de bugünü sorunsuz atlatırız. Çünkü benim ondan daha çok düşüneceğim kişiler var şu anda. O yüzden
Allah hayırlısını versin. Ne diyeyim, Gamze Taşkın'ı mı istiyorsa, Sibel'i mi istiyorsa, ilişkisi olmayan kim istiyorsa ne yapıyorsa yapsın abi. Sıkılmadın mı orada? Geleyim. Hani en çok beni seviyordun evde? Beğeniyorum dedim. Ha, sevmiyorsun yani. Vazgeçtim gelince. Pişman olma bu dediğine. Şaka yapıyorum. Biliyorum. Sibel en çok beni Sibel seviyor. Hayır, en çok Gamze Taşkın seviyor. En çok ben herkesi burada aşkla seviyorum. Bakıyor bana, biliyor musun? Ben dili başka konuşuyor, aşkla gözü bakıyorum. Başka bakıyor. İtina ile aşkla bakılır. Evet. Bundan sonra daha çok aşkla bakacağım. Sen böyle, ben şunu anladım. Sen kimle çok ağız dalaşına girersen aslında onu çok seviyorsun bence. Evet. Mesela misal Barış. Misal Didem. Ne bence alakası var? Bu senin taktiğin canım. Söz hocam, Barış demeseniz keşke ya. Neden? Ne diyeyim, Abdurrezak mı diyeyim? Çocuğun bir ismi var Barış yani. Ne demek bekliyorsun peki? Hayır, neden Barış dediğinizi anlamıyorum şu an. Şu an. Hayır, neden Barış demeyelim? Konunun ana teması sensin yahu. Neden demeyelim? Şu an konuyu anlamayacağım. Bak, senin için insanlar ismini zikretti gelsin eve diye. Kendini tehlikeye attılar. Kafam kırık. Evet. Her şey senin içindi. Evet. Oysa ki. Evet. Haha evet. Biliyorum. Oysa ki. Bakalım erkekler evi bunu duyunca sana ne tepki verecekler. Vallahi siz onu tepkiyi almadan önce düşünecektiniz. Onu derken siz düşünmediniz de. Biz bir tepki almadık. Ben sizin yaptığınızı yüzünüze söyleyince bir tepki bekliyorsunuz. Sen şu an siz yaparken düşünmediniz de. Sen şu an biz tepki alalım diye uğraşıyorsun. Didem. Biz bir tepki almadık. Ya benim uğraşmama gerek kalmıyor. Öyle şeyler yapıyorsunuz ki. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Hiçbir şey yapmama gerek kalmıyor. Sen şunu demeye çalışıyorsun. Beni hiç yormuyorsun yani. İstediğiniz demeye çalışıyorsun ve bu çok büyük bir ayıp. Sen ne yapıyorsun? Çünkü hayır, beni hiç yormuyorsunuz. Çünkü ben siz yapacağınızı yapıyorsunuz. Ben istedim, neden yanımdan kalkıyorsun? İkimizin de sevdiği adam var. Senin şu an yaptığın saçmalama çok büyük. Saçmalama öykü. İçtiğim şey senin üstüne niye dökeyim? Hayır, sana gülüyorum. Şu an hareketlerine gülüyorum. Öykü. Dökeceksin. Hayır öykü, gerçekten dökeceksin. Saçmalama öykü. Niye içime kadar sana giriyorsun o zaman? Sana niye dökeyim öykü? Kaçıyorsun, hoşuma gidiyor senin kaçman. Öykü niye kaçıyorsun? Sen niye böyle öykü yapıyorsun? Öykü küçücüğüm ya, saçmalama. Ama bak ondan kaçtım Mehtap. O döktü. Öykü. Korkma gel. Adam yemiyorum gel. Demiş, ne yapsın ya? Gel ben insan yemiyorum. Artık izleyerek gelmiş korkuyor. Gel annem gel otur. Korkma. Didem sen bir şey es geçmişsin. Bu durum oldu zaten. Sen demin Aycan'dan da bir tırstın. Niye böyle bir şey? Ama İkisinden bir şey olacağını bekliyorsun değil mi? Korkma Öykü. Rahat ol. Kız izlemiş, kısa görmüş kısa. Herkes birinin üzerine bir kim şey yapıyor. Kim ne yapıyor? Didem'den de kork. Didem'in de dilinden kork. Üretiyor bazı şeyleri. İftiraya üretmiyorum, kadar gider. Olanı kız söylemek titriyor. Sizin için bu üretim olan geliyor. Ay titriyor bu. Bu olan zengir, değil. Zengir zengir titriyor. Kız niye İftira titriyorsun? Mı? İftira. Ben bu evde hiç kimseye iftira almadım. Ben Barış'ı tanımak için Barış demedim orada. İftira almadım. Ben, olanı konuştum. Ben kendim VTR'si de var, görüntüsü de var, her şeyde evet, var benim bence konuştuğum de şeylerin. Var ve VTR'si benim konuştuğum bütün şeylerin burada Didemciğim, görüntülü desteği VTR'sini var. VTR'sini tamam. İnşallah verirler de izleriz. Ben mi tanımak için o çocuğun ismini vermişim? Kendim mi tanıyayım ya diye. Ya sen niye bu kadar burada, kendini ifade ediyorsun sen, Rabia? Neden biliyor musun? Sen burada öyle bir şey yapıyorsun ki şu ben anda. Ben senin adını hatırlamadım şey orada. Sen onu biliyor musun? Aycan'a biliyorum. Başka kim vermişti Aycan'a dedim. Aycan'a da yapıyorsun. Avukatı mı oldun şimdi? Avukatla alakası yok. Bak ilişkisi olan oldun? İnsanlara bunu Düne yapmak çok yanlış. Dikkat demek et ki, dediğin bak, kız için. Demek ki Didem ne çıkıyor için. Buradan biliyor musun? Geçen haftaki benim yorumlarım haklıymış. Demek ki sen Aycan'ı kafaya takmışsın. Uğraşıyorsun abi. Ben kafaya abi. Takmadım. Takmışsın. Durmadan dikkat et algısı yaratan Rabia'm bunu söylüyor. O zaman niye bu cümleyi ettin? Evet söylüyordum. Misin? Evet söylüyordum. Neden dikkat et dedin o zaman? Ha? Öyle düşünüyordum çünkü. Neden telefonunda Adnan'ın şeyi var? Neden tamam, dikkat et diye? Tamam ben öyle düşünüyordum. Benim kanıma biz bunları bunu sokmaya zaten çalışan konuştuk kişi sen oldun. Peki ha? Sen neden şu anda o kızın ilişkisi varken bunu yapıyorsun abi? Sen o gün seni izledik ama sen yine de şöyle bir kendini tanıtsana. Ben aslen İranlıyım. Iğdır'da. Tahran. Tahran. Ben de Şirazi'liyim. Şirazi. Öyle mi? Kars'ın sen değil mi? Kars'ta doğumlu. Kars. Ben de Iğdır'lıyım. 13 yaşına kadar Iğdır'da kaldım. Sonra İstanbul'a geldik. Üniversite mezunuyum. 27 yaşındayım. Kasap dükkanım var Bahçeşehir'de. Kendim kasabım. Bahçeşehir'in neresinde? Altınşehir'i biliyor musun kardeşim? Hı hı. Orada. Biraz uzak. Bahçeşehir demeyelim. Nasıl? Altınşehir farklı yerde, Bahçeşehir farklı yerde. Her neyse. Çok bu önem teşkil eden bir konu. Her neyse. Ya. Evet dinliyoruz abi. Kendim kasabım. Esnafım. Ailem burada Halkalı'da oturuyor. Ha. Ben arkadaşımla Mecidiyeköy'de kalıyorum.
Yani şu anlık böyle. Başka sormak istediğiniz... Aklında var mı bir gelin adayı? Vallahi aklımda gelin adayı şu an yok. Tanıyalım dedik. Yeni gelen arkadaşlar var. Öykü diye bir arkadaşımız Hı-hı. gelmiş. Ben geldiğim gün Sibel vardı. Hala var Sibel. Aynen, Sibel devam ediyor. Bilmiyorum yani, daha bir kafamda belirlediğim bir aday yok. Ama kafamda bir kadın karakteri var. Ne gibi? Ya şu şekilde şimdi... asil olacak bir kadın ya. Hani yaşımız da itibariyle 27 yaşındayım. Hani olgun bir adamım. Şimdi beni taşıması lazım bir kadın. Yani çoluk çocukla zaten işim olmaz. Böyle sürekli benimle laf atışına girecek. İşte beni alacak yerden yere vuracak. Vezir deder, rezil deder diyorlar ya. Beni vezir yapacak. Böyle bir aday olacak. Gamze Göktürk olaydı tam sana göre. Yani. Gamze'yi izledim ya. Gamze'yi bilmiyorum. Böyle biraz değil yani. Ona yakın da değil ama. Hiç hoş değil konuşma tarzı. Güldüğüme bakma. Şu an sinirlerim bozuldu ve başım ağrıyor şu an sinirden. Çok ciddiyim bak. Doğrudur. Çok kötü konuşuyor. Bana yaklaşmaya çalışıyorsa bile bu şekilde olmaz. Mücadele etmesi gerekiyor. Mücadele de değil. Mücadele de beklemiyorum. Koşsun istiyorsun. Hani tamam. Onu güzel telafi konuştum. Etmesi gerekiyor. Koşturmasını istersin. Uğraşmasını istersin. Sonuçta ama tabii ki de bu kötü bir şey yaşadık biz. Bana diyor ki sen böyle gelirsen ben de sana böyle davranırım. Yani benim taktiğimi uyguluyor. Ama erkek olan sensin. Burada herkese gül getirmesini biliyorsun. Bana niye o şekilde davranıyorsun? Hani istese, anladın mı? İstediğin bir kadına bu şekilde davranmazsın. Benim 2,5 senelik bir ilişkim vardı. 3 ay önce ayrılık bitti. Nasip değilmiş yani. Yoksa 2,5 senelik ilişki 3 ayda unutabildin mi sence? 3 ay? Unutabildin mi? 3 ayda mı? O gün de öyle bir muhabbet tamam. oldu. Kızlar dedi sana unuttun mu? Sen de dedin size göre 3 ay kısa ama bana göre uzun dedin ya. Ya şöyle, bunun tabii ki de izi kalıyor. Aklında bir şey kalıyor, ediyor. Yani başka bir kadına baktığında onu görebilme durumun oluyor. Doğru mu? Yani öyle illa ki izi, kalıntısı... Erkek adamız yani. Çoğumuz burada uzun ilişki yaşamıştır. 3 ayda unutabilen var mı böyle? Ben yaşamadım ama unutamazdım herhalde. Abi... 3 ayda çok zor ya. Ben bir sene unuttum. Seda Hanım'ın güzel bir lafı var. 7'de 1 diye. 7 ay çıktıysan bir ayda unutursun diye. Şimdi 24 aya kaç şey tekabül ediyor? Hadi 24. Daha fazla 30 ay. 30. 7'si birisi yok abi ya. Bak alışkanlıklarla alakalı. 2,5 sene sonuçta, anladın mı? 3 sene, 5 sene fark etmez. Alışkanlıkların ne kadar fazlaysa böyle 3 ayda 5 ayda geçmez hemen yani. Aklına gelir. Yeni bir aday tanımaya çalışırsın. İlk önce onda onu ararsın. Ondaki özellikleri ararsın. Kafanı karıştırır. Yani senin işin zor biraz. Ki bunu gelinlere bir söylemişken işin biraz daha zor. Şahin ilk girdiğinde dedi ki 2,5 ay oldu ayrılalı dedi. Çocuk yapayalnız. Beni hep birileriyle yakıştırmak zorunda kalma Didem. Kimseyi yakıştırmaya gerek kalmıyorum. Sen bana sen yakıştırma yapmışsın. Ben yakıştırmadım. Adayım İlişkin diyen varken, Adnan'a sendin. Gökhan'a Adnan. Adayım diyen sendin. Kimse seni yakıştırmadı ne, ki. Ne? Gökhan'a adayım diyen yine sendin. Ben yakıştırdığım için mi Gökhan'a aday oldun? Gökhan ben mı dedim Adnan'a ben yakıştırdığım şimdi? İçin mi ben Adnan şimdi dedim? Gökhan mı dedim? Beni birilerine yakıştırma derken kimi kastediyorsun? Ben sana diyorum ki bak. Beni sürekli birilerine yakıştırıyorsun derken kimi kastediyorsun? Didem açıklamama izin verecek misin? Açıklayacak bir şeyin yok. Ben tam söyleyecekken konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben tam söyleyeceksen konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben yükselince de ne oluyor? Açıklayacak bir şeyin yok. Seni dinliyorum. Bir sus. İkide bir barış meselesini. Kendim belirlerim. İkide bir barış meselesini getirip açıyorsun, getirip açıyorsun. Ne lüzumu var? Benim bir erkek arkadaşım var. Ben zamanında Adnan meselesini de sen durdurduk yere açmışsın. Şimdi aynısını barış konusunda yapıyorsun. Benim ilişkimden ne istiyorsun sen şu an Didem? Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin ortada bir ilişkin olduğunu sen düşünüyorsan o zaman ilişkin arkasında benim duracaksın. Benim ortada ilişkim tamam. var canım. Eğer, tamam. O zaman arkasında duracaksın. O konuyu düşünen de benim kusura bakma da sevgilime yalan söylememişim. Sonradan çıkmamış. Hiçbir şey olmamış. Sen kendi hayatın hakkında bile zamanında sevgiline yalan söyleyen birisin. Şu an ben çiçeği yalan alıp söylemedim. Ben yaş konusunu sen mı? Utandırmaya çalıştın. Burada yok, kendini rezil yaştan ettin. Yaştan bahsetmiyorum. Barışcan sana dürüst olayım kardeşim. O gün senin görüntülerin buraya verildikten sonra kızlarla görüntüm verildikten sonra kızlara karşı tavırların bir de o Gamze'ye karşı tavrından sonra buradaki erkek adayları sana bir tık uyuz oldu. Doğrudur. Ben de onu hissettim. Heh.
Yani şu an az çok hissediyorsundur. Ben dürüst olayım sana. Daha sonrasında o oylamayla beraber ilk başta bak yani birinin evden birinin gidecek olması zaten oradaki üç adaya da uyuz olmamıza vesile oldu. Ama en son sen geldin ve senin sohbetin, muhabbetin derken buradaki tüm damat adayları sana bir uyuz oldu. Sonra Gürkan gelince hatta burada bayağı sevinçle karşılandı. Biz olacağız çocuğuz. Yani bundan dolayı sana şu an bu evde sohbetlik olabilir. Şimdi niye uyuz oldu? Şimdi sen tanıyın. En azından hiç. Bunu konuşalım ki araya bir fitnelik girmesin. Tabii canım ya ben bileyim ya artık niye uyuzsunuz. Sen de neden niye? Herkesin sana uyuz olduğunu bil. Sen de daha kendini daha iyi açıklayabilirsin. Tabii canım ya. Belki buradaki o soğukluk gider. Daha mesela oluruz, ilişkisi daha çok olan konuşuruz. Birine yazacak karakter var mı sende? Yok canım ya. Eyvallah. O gün orada gelinlerin evinde söyledim ben. Arkadaşlar dedim bak burada ilişki üzerine ilişki kurmaya gelmedim. Belki duymuşsunuzdur. Yok onu duymadık. Allah duymadık. İlişki üzerine ilişki kurmaya ben buraya gelmedim. Kendi işte. İlişkini düşürüyorsun. Hem de ayrıldığım süreçte. Adnan'la beni yakıştırıyorsun. İlk haftalar yaptığın gibi. Vallahi sen yakıştırmaktan hala bunları hoşuna gidiyor senin böyle şeyler. Ben mi hoşuma gidiyor? Kendi benim kendine... Adnan'la yakıştırmak hoşuma mı gidiyor zannediyorsun? Sen kendi kendine burada Aykut Maykut ki Gökhan orada 50 kere sen söyledi Aykut. Sen eski konuları açarak şu anda ne yapmaya çalıştığını anlıyorum. Full ama eski sen böyle aç. İlişkilere zarar Dinam verecek olursan açacağım. Emin ol ben niye ilişkilere öyle bir zarar veririm ki. Ben niye yapayım bak, ki? Bak yapmak istemiyorum. Doğru ama olanı söylüyorum. Ben de senin ilişkine yıkma politikası yaparım. Bak yapmıyorum benim ilişkim, bak benim ilişkime yıkma politikası yapacaksın. Ben o Adnan dışında birinin öyle, adını bak, zikretmedim. Benim ilişkime şu anda zarar başka birisiyle hiç şey yaşamadım. Hoşlanıyorum demedim. Görsel olarak beğeniyorum. Yarın sen bir gün onu bile açarak, demedim. Bak benim ilişkime zarar veriyorsun. Heh. Bu kıza da aynısını yapıyorsun. Şu an bana da yapıyorsun. Bak ama Aycan'ı vermem. Katıp konuşma. Sen anladın ayrı mı? Bir bireysin, o ayrı bir birey. Bak şu ikide an bir senin yapmaya Aycan üzerinden muhabbet etmeye çalışıyorsun. Ne ben yapmaya çalıştığının bak, çok iyi farkındayım. Sen bütün ilişkilere zarar vererek tamam kendini yukarıya çıkarmaya çalışıyorsun ama. Ben senin yapmaya çalıştığın şeyin farkındayım. Canım. Kendi meseleni kendinle hallet. Ben bunları anlıyorum. Geçen tamam haftadan mı? Beri zaten finaldeki yürüme. O görüntülerden sonra herkes anladı. Yürüme. Sen ilişkileri bu şekilde yıkamazsın. Didem bugün Aycan'a ve bana patladı resmen yorumlarıyla. Sanki içinde o kadar çok şey biriktirmiş ki. Hep ikimize eleştiriler yaptı. İlişkimizi, ilişkilerimizi aşağı çekecek eleştiriler. Çok tehlikeli cümleler kurdu. Ben Didem'in bu tutumunu şuna bağlıyorum. Didem kendisinden başka kimsenin ilişki yaşamasını istemiyor ve ilişkilere zarar verecek cümleler kullanıyor. Farkında değil, kendi ilişkisine de zarar verecek. Çok üzüldüm bugün. Çok gerçekten büyük büyük laflar konuştu. Ben kırıldım. Benim ilişkime zarar verecek biliyorum. Aycan'ın ilişkisine de zarar verecek. Ama Didem amacına ulaşamayacak. Burayı bir yarışma olarak görüyor. Ve parlayan ilişkileri ekarde etmeye çalışıyor. Bunu görüyorum Didem'de. Ama bu oyunların bir sonu gelecek diye umuyorum. Sana şunu soracağım sadece. İlk gün neden kırmızı gül getirdin kızlara? Kardeşim şimdi şöyle söyleyeyim. Gül, Onur arkadaşımızın söylediği gibi aşkı temsil ediyor. İşte yani sıkıntı bir, o. Bir erkek 8 tane kadına aşık olamaz değil mi? Ama neden beyaz gül değil de kırmızı gül mesela? Biz onu zaten... Ya ben normal bir çiçek de olabilir. Çocukluğumdan gelen böyle bir kırmızı gül yani. Başka gül hiç ne sevdim, ne gördüm, ne de bildim yani. Şimdi kırmızı senin, gül. Senin gül vermen o iyiydi. Hani güzel girdin tamam bir şiir miyir ama orada yani hiç tanımadığın bir insana karşı da gidip de sen şöyle öyle olabilirsin demen zaten. Sana karşı buradaki bu tabuları, duvarları. Anladım. Ya Gamze 15 dakika boyunca oturdum. Yani diğer gelin adayları hakikaten böyle üstüme hani şey anlamında gelmiyor. Sürekli atlıyor oradan bir şey söylüyor. Sürekli bir şey zıplıyor bir şey ama söylüyor. Ama şimdi şöyle bir şey de vardı. Senin yanlış anladın. Size 20'şer dakika verildi ya. O doğru. Esnada bize yazı verildi. 20 dakikada gelen adayı tanıyın deyince onlar da zannetti ki bu bir oyun. Hatta biz de burada. Evet. Bak orada defteri açsam belki seninle ilgili şeyler de seninle ilgili yazmıyor. Hı hı. Diğer damat adaylarıyla ilgili biz de notlar tuttuk. Acaba bir sıkıntı mı olacak? Biri bize bir şey soracak, onu az bilen mi bu evden gidecek diye bu tarzda. Hmm. Ondan dolayı Gamze de devamlı soru sordu. Ki orada zaten soru sorması gereken kişi sana Gamze, Sibel... Adayı yok çünkü. Mehtap. Doğrudur. Esra. Yani aday olmayanların yoktu. Sana soru sorması zaten makbuldü. Ondan dolayı Gamze sana o kadar soru sordu. Ya da beğenmiş de olabilir. Sana soru sormazsa iyi bir şey. En azından seni kendini daha iyi tanıtman için fırsat yani sana sorulan sorular. Ya şimdi orada tam hatırlamıyorum şimdi... muhabbeti sohbette. Bir şey oldu orada. Bir şey fişeklendi. Hani bir gergin şey oldu yani gerginleştim ben. Ondan sonra zaten patladım ben orada. Gerçekten Berker'in de dediği gibi tanımadan etmediğim bir insana direkt gelip buraya oytamda bulunman yanlıştı. Bu hatanın sen de farkındaysan ve hatta hata olduğunu düşünüyorsan
Yok, ben hata olduğunu düşünmüyorum ya. Burası için daha iyi olur diye. Bence diyeceğim. Ağzının payını alması gerekiyordu. Benden de ağzı payını aldı. Sen deseydin hiçbir sıkıntı yoktu. Sana sordukları soruya demek ki ağzının payını alması gerekiyordu. Damatlar evi de ona ağzının payını verdi de sen hiçbir sıkıntı yoktu. Sen daha yeni geldiğin kelime, için böyle tepki vermeyecektin. Ha, kelime hatası vardı. Yok ya sen söylediğin için mi ağzının payını aldın? Eğer olayı izlediysen yorum hayır, yapabilirsin. Şimdi aslında benim orada kurguladığım bir şey yok o sözü söylerken. Şimdi karşımdaki kişi yeni bir kişi. 10-15 dakikadır oturduk konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Yani benim pek hani yıldızlarımın uyuşabileceği bir kız portföyünde biri değildi ilk izlerimde. Yıldızlarının uyuşmadığı demek senin onunla o şekilde itham etmen demek değil ama yani. Bak bana böyle yaptı. Oh işte böyle gelirsin böyle de gidersin. Az önce ben orada yüzüne onu söylerken gözlerin içine bakıyorum böyle böyle dedim. Ya sen diyor senaryo mu çiziyorsun? O mu sana diyor bunu? Bak aynısını söylüyor. Diyor ki sen senaryo mu çiziyorsun ya? Aman. Ben de seni açıklamam asla. Şu konunun açılmasını ben baktım. Kendimi parçalayacağım artık ya. Artık da seni konuşalım. Seni konuşalım ya. Ya sus Mehtap. Allah rızası için artık bir sus. Kapat şu şeneni ya. Tabii kapatayım. Mehtap. Kapat. Hiçbir şey çıkmasın. Git sen de bu açanla bambaşka bir planlarını yap. Git planlarını yap. Ben geldim. Ben geldim. Git ben geldim. Evet, beyler, Mehtap Taşkıran kısmetse olur evine geri dönmüş bulunmaktadır. Gökhan bir git istersen. Gideceğim de şimdi değil. Oo, yoş. Hem ayrıca Mehtap abi, ne dediğine girip ne bundan çıkmıştır. Söyleyeyim, bel altı yapmıştır kesin Mehtap. Bir şey söylemiştir yani. Anladın mı? Rabia'yı ne ağlatacak? Gökhan'dan vurmuştur yani. Bir şey yapmıştır Gökhan'dan yani. Vurmuyor. Aykut'tan vuruyor. Aykut'tan vuruyor. Aykut'tan mı vuruyor? Al işte. Abi bir şey derim. Pişirip devamlı milletin önüne getirmenin burada ne anlama geldiğini ben anlamıyorum ya. Yok kendini... Ya yazıktır günahtır ya kardeşim ya. Ya millet burada bir ilişki yaşamaya çalışıyor. Hala eskiler. Hani karşılıklı bir şey olsa, bir söz söylense, bir şey olsa anlayacağım da. Bir şey yokken insanlar bunu niye yapıyor ya burada? Sıkıntı ne biliyor musun? Kimse burada doğru düzgün Mehtap'ın geçmişte burada ne yaşadığını bilmediği için Mehtap şu an rahat rahat. Ne yapayım kardeşim? Yapıyor. Gideyim o zaman dışarıda ezberleyeyim geleyim ona bir tane kitabı getireyim. Al senin yaptıklarına bu değil. Yüzüne mi okuyayım yani? Mehtap niye öyle aldı? Eski sen tanıyorsun değil mi? Mehtap'ı hep eski böyle. Sen tanıyorsun. Mehtap hep böyle. Mehtap kendiyle ilgili sen onu köşeye sıkıştırdığın zaman senin neyin var neyin yok ortaya getirebilecek. Çok öyle işte mi? Yapıyor işte bu evde onu. Çok şey yapıyor ama çok bu şey yapıyor. Mehtap bunun başına şimdi geliyor işte. Mehtap alıştırdı var, aslında. Var, onda da bak, var. İnsanları Mehtap alıştırdı. Onda da var ama insanlar burada kendileri köşeye sıkıştığı zaman suçlarını başkalarına suç atarak bastırmaya çalıştığı için zaten bu durumdalar. Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Böyle fikir mi olur? Abi bak ben bağırırım kız arkadaşıma sen bağırma. Daha benim ilişkim anladın yoktu. Mı? Bak Aykut'la dans ederken... Sen nasıl bir insansın be? Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Rahatsız edin abla. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk Sedam. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldin. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi haftalar. İyi haftalar efendim. Beyler iyi haftalar. Teşekkürler Sedam Hanım. Yeni gelin ve damat adaylarımız burada. Barış'ı hatırlayacaksınız zaten oylamadan. Biliyorsunuz burada kızlar oylamıştı. Hayır, kim eksik içeride? Gelin adaylarından. Kim eksik? Esra. Esra yok. Evet, peki. Esra.
Damat adaylarından da Semih rahatsız. Daha doğrusu morali bozuk. O yüzden bugün aramızda değil efendim. Birer eksikle devam edeceğiz. Yeni adaylarımıza tekrar hoş geldin diyoruz. Merhaba. Şimdi haftaya iyi mi başlayacağız, kötü mü bilmiyorum. Az önce evde bir tartışma vardı. Onu yarın tartışırız da. Hafta sonu elimize bazı görüntüler geçti. Hani kısmetse olurun. Bu şeffaf olma iddiası. Bu kısmetse olurun. Hani getirin delilinizi, kanıtınızı, ispatlayın, tartışalım iddiası var ya. Buyurun tartışalım, gereğini yapalım. İki damat adayından bahsediyoruz burada. Berker ve Boğaçan, ikisinin de farklı bayanlarla görüntüleri. Berker, senin kiminle beraber olduğunu biliyoruz, tanıyoruz. Evimizin eski gelin adayı Serap. Nereden icap etti de Serap'la buluşmak? Mehtap haklı mıydı Serap'ı kıskanırken? Hiç kondurmamıştık ama. Seda Hanım, şöyle söyleyeyim. Kasıtlı bir buluşma değildi bu. Orada karşılaştık. Hatta ailesi de... Annesiyle ablası da oradaydı ama o benim yanıma geldiğinde konuştuğumuzda zaten o görüntüler çekilmiş. Dediğim gibi kasıtlı bir durum değildi. İnanın. Serap'la ne samimiyetin var ki? Bir dakika, Serap'la daha önce fotoğrafların da var ama evet, aynı şahıs. Evet, Serap'la evet, senin bu evin öncesinde de tanıştığını ispatladı bize. Evet Seda Hanım. Evet ben mi? Bir açıklama yapayım. Buyur. Serap'la ben bu eve girmeden önce, o da bu evde yokken... köpeğinin ameliyatı için Ankara'ya geldiğinde tanıştık. Peki bunu niye bize söylemedin? Bu evde Gamze Taşkın geldi, Gökhan'ı tanıyordu. O geldi, bir diğerini tanıyordu. Dışarıda insan insanı tanır. Burada bize çaktırmayıp yeni tanışıyor gibi yapmanızın amacı ve anlamı ne olabilir ki? Bana inat takip ettiğini söyledi Seda abla. Şöyle söyleyeyim Seda Hanım, bir saniye Mehtap. Şöyle söyleyeyim Seda Hanım, o süre zarfından sonra zaten görüşmediğimiz için ben de hani söylemiyorum. Tabii siz ki sevgili miydiniz tabii kardeşim? Ki, bak burada gösterilen resimlerden bir tanesi eski belli. Eski kanıtladılar bize zaten. Ve orada gayet samimiler. Neydiniz siz? Köpeği için geldi, sen ne cici köpek deyip götürdün mü? Ne yaptın? Olay ne? Anlatayım kardeşim. Şöyle oldu. Ankara'ya geldiğinde köpeğini ameliyat ettirmek için bir yerde tanıştık. Ondan sonra birkaç defa görüştük Ankara'da. Ankara'da görüştük yani 2-3 defa. Ondan sonra zaten İstanbul'a geldi. Bir şeyler oldu. Biz görüşmedik. Yani olursa olsun dışarıda şey... merhaba olan adama eve geldiğinde gördüğünde Serap ne yapıyorsun burada dersin. Tabii eğer haberin yoksa. Atıyorum birbirinizden haberli girdiniz bu eve. O zaman yine bize söyleyebilirsin. Biz bunu bugüne kadar hiç yasaklamadık ki. İnsanlar birbiri için de geldi bu eve. Dışarıda tanıyanlar ne haber nasılsın dedi burada karşılaştıklarında. Biz bunu yasaklamadık. Yine de bir şey gizliyorsun. Yine de Serap'ı takip etmeni, Mehtap'ı kıskandırmak için dedim. Biz asla önceden tanıştığınızı bilmedik. Ve şu anda haftanın ilk günü, sizin bu hafta sonu çekilmiş fotoğraflarınızı ve daha eve girmeden önce çekilmiş fotoğraflarınızı görüyoruz. Evet. Mehtap seni o zaman Serap'ı kıskanırken ve farklı bilgin olduğunu söylerken, haklıymış, benim de aklıma bir sürü şüphe geldi. Ben uyarı aldım. Haklısınız. Artık nasıl inanacağız sana? Tabii ki ben burada Serap'ı daha önceden tanımadığımı, yani... tanıdığımı söylemeyerek evet bir hata yaptım, söylemem kardeşim, gerekiyordu. Bir şey söyleyeceğim, buraya gelip dizildiklerinde biz Esra derken sen de Serap dedin. Evet abi. Ne yapacaktın, içeri girseydi burada yeni tanışmış gibi aşk mı yaşayacak? Hayır kardeşim, bunun aşk yaşamakla alakası niye yok. Niye Serap dedin o zaman? Serap'ın ismini verdim, o an öyle bir reaksiyon verdim. Dediğim gibi benim burada yaptığım evet bir hata var. Ben Serap'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu ama söylemedim. Evet, biz seni savunamadığımız için, bunu bilmediğimiz için, bizi de bir anlamda saf durumuna düşürdüğün için, biz Serap'la görüşmen, eski gelin adayı da olsa bu sezon bu evde olduğu için yasak ve ilişkiniz var mı yok mu kanıtlayamıyoruz. Olsaydı zaten bugün diskalifiyeydi. Evet, şu anda ihtarla ucuz kurtuldun ama bu resimlerin devamı, benzerleri gelirse artık ne olur? 3 ihtarı bekler miyiz? Onu bilmiyorum Berker, çünkü gerçekten hem yapımı hem bizleri zor durumda bıraktın. Madem gizlenecek bir şeyin yok. Madem arkadaşın, ne var yani söylesen? Seda Hanım haklısınız. Söylemem gerekiyordu. Söylemedim. Bunu söylemeyerek de bir hata yaptım. Dediğim artı Mehtap'ı da haklı çıkardın. Şöyle söyleyeyim ama onun öyle kısk işte bir ilişken... Önce şuna bir açıklık getireyim. Bizim onunla hiçbir şekilde bir ilişkimiz yok. Bir dakika dur.
Aa, bana inat takip ediyorum. Bir şey söyleyeceğim ya. Burada sürekli dürüstlükten bahsettin kardeşim ki sana en yakın insan benim. Yanlış anlama, ben ağır konuşacağım yani. Tamam, kusura da bakma. Geldin dürüstlükten bahsettin, Serap geldi burada. Bana bile arkada bile demedin ki ya Gökhan, böyle böyle bir durumumuz var. Ben Serap'ı tanıyorum demedin. Evet, söylemedim. Şimdi diyorsun ki ilişkimiz yok. Evet. Şu an olmayabilir. Evet. Ama o önceki resme baktığımız zaman gayet ilişki içerisindesiniz kardeşim. Yok kardeşim, inan bir o zaten önceki resim... Sen öyle mi yapıyorsun? Ki... Sen arkadaşlarınla böyle yeni taşıklarına böyle köpek getirdiği böyle resimler mi çekiyorsun? Yok kardeşim, hayır. O daha sonraki ilk resmimiz değil. Sen katı sert bir adam değil misin? Evet kardeşim. Yeni tanıştığın bir kadın orada... sana nasıl bu kadar sokulup da selfie çekebiliyor? Kardeşim orada bir arkadaş olduğumuz için evet güzel kardeşim. Bu nasıl bir kırmızı çizgi kardeşim? Hiç o kırmızı çizgi yok şu an. Bu nasıl bir kırmızı çizgi? Vallahi dediğim gibi hani şurada şunu söyleyeceğim. Ya hiçbir şekilde Serap'la bir ilişkim yok. Evet, dün de... Karşılaştık onunla bir yerde ama inanın bu haberli veya eski resimler çıkmamış olsa, eski resimler çıkmamış olsa dün karşılaşmanı da bir derece anlarım. Çünkü bu evden tanışıklığınız var. Derim ki evde tanıştılar, dışarıda karşılaştılar. Tesadüf olduğu için bir merhaba dediler. Evet. Hadi bunu da anlarım ama eski resimler, bu eve girmeden önceki tanışıklık, bir de dün bir alışveriş merkezinde hani denk geliyor olmanız, bunlar büyük resim olunca artık ya, bizde de şüphe uyandırıyor. Tabii ki bu çok ucu açık bir durum. Farkındayım. Bunun çok farklı yerlere de çekilebilir ama gerekli şekilde gerekli açıklamasını Berker, yaparım. Berker, hala dürüst değilsin kardeşim. Güzel kardeşim. Şunu söyleyeceğim. İstanbul'da yaşayan bir bayandan bahsediyoruz. Ankara'ya gelmiş bir bayandan bahsediyoruz. Sen Ankara'da yaşıyorsun. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere köpeğini ameliyat ettirmeye gelmiş bir ay, bayanla bir sen ay, nasıl bir bu ay, kadar samimi oluyorsun? Şöyle söyleyeyim kardeşim. Bir ay Ankara'da kaldı o dönem. Niçin kaldı Ankara'da mesela? Ben ona işte köpeğine ameliyat vardı. Bir ay Ankara'da kaldı. Köpek bir ay yoğun bakımda mı yaptı? Ne oldu? Orasını bilmiyorum güzel kardeşim. Sadece bir dediğim gibi biz onunla tanıştık. Birkaç defa görüştük. Ondan sonra da o Ankara'da kaldığı dönemde ben ona kalacak bir otel ayarladım. İşte onu diyorum. Ankara'da yani, senin için kalmış. Ya bir şey söyleyeceğim. Hangi arkadaşa bu devirde otel ayarlıyor, kalacak yer ayarlıyor? Bir erkek ve bir kadın tesadüfen bir yerde tanıştıktan kalıyor. Sonra birden fazla kez buluşuyorsa bunun adı nedir ki zaten? Ya şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi sadece inanın hiçbir şekilde bir ilişki tarzında bir şey yok. Sadece görüştük. Ama onun dışında dediğim gibi hiçbir durumda bir ilişki tarzında bir şey yok. Ben ilk önce anlayamadım. Serap'la Berker'in görüntüsü geldi. Ne alaka derken bir anda Berker açıklama yaptı ve Serap'la daha önceden tanıştığını söyledi. Yani anlamadım. Bugüne kadar Berker burada dürüstlükten, bana oyun yapılmasını sevmemden, bir sürü şeylerden bahsederken şu anda bakıyorum ki Berker bunları yapıyor. Yani eğer Serap'la bir tanışmışlığım varsa önceden, keşke bugüne kadarki Sibel veya diğer gelin adayları kadar sözünün eri ve dürüst bir adam olsaydın da geldiğinde söyleseydin ben Serap'la önceden tanışıyorum diye. Ha belki Serap'ın köpek hastanesine, veterinere ihtiyacı olduğunu duyduysan ama sen veteriner değilsin kardeşim. Sen turizmci değil miydin? Git otellerinle ilgilen. Gelelim Boğaçan'a. Boğaçan, o hanım kimdir baş başa yemek yediğin? Çok yeni bir fotoğraf. Bu evde yarışmacıyken evet, biliyorsun damat adaylarımız dışarıda. İlla gece kulübünde olması gerekmiyor. Başka hanımlarla buluşmalarına istemiyoruz. Çünkü demek ki o bu evde evlenmeyi niyet etmemişsin demek. Evet, fotoğraf yeni bir fotoğraf. Geçen cumartesi günkü yani bu geçtiğimiz cumartesi günkü fotoğraf. Şunu söyleyeyim, o fotoğraftaki bayan dediğiniz benim abimin eşi yengemdir. Bunu detaylı incelenirse zaten görecek. Detaylı incelememize gerek yok. Yengeni buraya davet edebilir misin? Tabii ki ederim. Onun haricinde zaten telefonda görüşmüş olduğum insanlar da var. Buluştuğumu bilirsin. Berker'le görüşmüştük o gün. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Yengemle buluşacağım dedim. Yengen dediğin abinin resmi nikahlı eşi mi? Doğrudur. Abimin nikahlı resmi eşi. Abim de zaten haberi vardır. Zaten ifşa sayfalarında ben fotoğrafı gördüm, bir güldüm. Saatine kadar yazmışlar. Saatine de bakılırsa eğer saatin maçın başlama saatidir. Yani yanlış anlaşılacak hiçbir durum yok. Berker'le konuştum dedi telefonda değil mi? Ben yanlış duymadım. Berker'le evet, telefonda Mehtap. Görüşüyorsunuz. Dışarıda arkadaş olmuşsunuz. Niye görüşemez miyiz? Yok dışarıda arkadaş canım, olma değil. Sadece o... Tabii görüşebilirsiniz. Yani o onun yengesiyle yemek yemesini ilgilendiren bir durum değil. Şunu söyleyeyim. Boğaçan'la Berker dışarıda kanka olmuşlar. Evet, Boğaçan. Bir saniye ben Seda Hanım şunu söyleyeyim öncelikle. Boğaçan bu yapılan o geçen hafta mı iki hafta önce yapılan olaydan sonra
beni arayıp işte kardeşim gerçekten kusura bakma dedi. Ondan sonra o gün zaten... Ne yapıyorsun, ne diyorsun derken? Bir şey diyeceğim, biz senin kalbin kırıldı diye onlara ceza verdik. Evet. Bodrum'a köpeğimi veterinere götürdüm. Ne yapıyorsun, ne diyorsun? Bodrum'a köpeğimi veterinere götürdüm de tanıştık Boğan Çanlı'da eski arkadaşım. Ne yapıyorsun, ne diyorsun diye konuşurken o sıra öyle bir telefon konuşması geçti. Evet, bunun haricinde başka bir görüşmemiz de olmadı zaten. Neyse, şu anda sen yengen olduğunu bize ispatlarsan... Akraban olduğu için, abinin resmi nikahlı eşi ise doğrudur. Ve bunu ispatlarsan burada ihtar alınacak bir durum yok. Çünkü doğru. Akrabanla baş başa yemek yiyebilirsin elbette. Ki abinin eşinden bahsediyoruz yani yengem, öz yengem. Öz yengense hiçbir sorun yok ama bunu ispatlamanı bekliyoruz. Tabii bu hafta sonuna kadar yengenden bir haber, bir mesaj, bir telefon, bir fotoğraf bekliyoruz. Böyle olmazsa sen de ihtarını alırsın. Eğer tamam, yengense tamam. Zaten insanlar akrabalarıyla oturur kalkar yer içer, buna diyecek evet. Bir şeyim yok. Ama hepiniz duydunuz. Sevgili izleyicilerimiz de duydu efendim. Boğaçağ'ın abisinin nikahlı eşi, öz yengesi olduğunu söylüyor o resimdeki hanımefendinin. Aksini bilen, ispatlayan varsa sizlerden de haber bekliyoruz. Yengem dediği için şu anda ihtarını erteliyorum. Ve geçiyoruz diğer günün konularına. Hazırsanız. Kızlar evinde bir kavga vardı bugün. Bakalım mı neden çıkmış? Yine o eski sebeplerden mi? Neler pişirilip konuyor habire? Beni hep birileriyle yakıştırmak zorunda kalma Didem. Zamanında yakıştırmaya gerek kalmıyorum. Sen bana sen yakıştırma yapmışsın. Ben yakıştırmadım. Adayım diyen Adana sendin. Gökhan'a adayım diyen sendin. Kimse seni yakıştırmadı ki. Ne? Gökhan'a adayım diyen yine sendin. Ben yakıştırdığım için mi Gökhan'a aday oldun? Gökhan mı dedim ben yakıştırdığım şimdi? Için mi ben Adnan şimdi dedim? Gökhan mı dedim? Beni birilerine yakıştırma derken kimi kastediyorsun? Ben sana diyorum ki bak. Beni sürekli birilerine yakıştırıyorsun derken kimi kastediyorsun? Didem açıklama benzin verecek misin? Açıklayacak bir şeyin yok. Ben tam söyleyecekken konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben tam söyleyeceksen konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Ben yükselince de ne oluyor? Açıklayacak bir şeyin yok. Seni dinliyorum. Bir sus. İkide bir barış meselesini kendim belirlerim. Sus. İkide bir barış meselesini getirip açıyorsun. Ne lüzumu var? Benim bir erkek arkadaşım var. Ben zamanında Adnan meselesini de sen durdurduk yere açmışsın. Şimdi aynısını barış konusunda yapıyorsun. Benim ilişkimden ne istiyorsun sen şu an Didem? Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin ortada bir ilişkin olduğunu sen düşünüyorsan o zaman ilişkin arkasında benim duracaksın. Ortada ilişkim tamam. Var canım. Eğer, tamam. O zaman arkasında duracaksın. O konuyu duracaksın. Düşünen de benim kusura bakma da sevgilime yalan söylememişim. Sonradan çıkmamış. Hiçbir şey olmamış. Sen kendi hayatın hakkında bile zamanında sevgiline yalan söyleyen birisin. Şu an ben hiç yalan söylemedim. Ben yaş konusunu sen utandırmaya çalıştın. Burada yok, kendini rezil yaştan etti. Yaştan bahsetmiyorum. Senin de çok var söyleyeceğim. Neyse onu ne, hiç konuşmayalım. Bir tane söyle. Gökhan için burada yırttın kendini yerlere attın. Sinir peki şu an benim geçirdin. İlişkim varken bunları getirmenin mantığı ne? Bunları söyleyecek kişi sen değil. Sen bu evde. Didem benim ilişkim varken şu an bunları söylemenin mantığı ne? Bak Rabia'dan bile. Şu an benim ilişkim varken bunları pat pat hala ısrarla söylemenin mantığı ne? Ben sana diyorum ki hayır, adama yalan söylememişim. Adama aldatmamışım. Çiçeği alıp kenara koymuşum. Nezaketen yapmışım. Tamam. Bunun hata olduğunu da kabul ediyorum. Sen daha bana ne barışını kimse getiriyorsun? Hani Adnan'la ne Gökhan'la getiriyorsun? Hayırdır ya? Şimdi barış meselesini hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Barış geçen hafta evimize aldığımız erkeklerden bir tanesiydi. Oyladığımız alınması için. Aycan oyunu ona vermiştin zannediyorum değil mi? Evet, evet. Üstelik çiçek getirdiği zaman ilişkisi olan diğer kızları almamıştı, sen almıştın. Bunu finalde başka yerlerde de tartışmıştık, konu olmuştu. Onur çiçeği almasına değil, daha çok oradaki kahkahasına sinirlendiğini söylemişti ama birbirlerini affetmişlerdi. Bugün bu konu açıldı. Didem tepkisini böyle belli etti. Nereden açıldı bilmiyorum. Onur ne düşünüyorsun? Abi. Bir dakika şimdi. O gün... Sen ne dedin bana? O konuda sustun dedin. Susmamın sebebi ben o olayda bir şey görmememdi. Ama şu an gördüğüm şeyler var. Bak ben... Müsaade edersen önce ben konuşmak istiyorum. Peki. Hayır, çünkü gerçekten bu sefer kendimi kontrol etmeyeceğim. O yüzden ben konuşmak istiyorum. O yüzden ben konuşmak istiyorum. Didem, geçenki olaylarda seni savunup, tamam mı? Seni buradaki Onur abimle tartışmamda dediğim şey şuydu. Bak Aycan'a diğerleri kadar ağır şeyler söylemedi dedim ve seni sonuna kadar savundum. Ama şu an şu yaptığın hareketle diğerlerinden ne farkın kaldığını söyler misin bana? Ne demek ne farkın kaldı? Yani ne farkın kaldı? Geçmişi açarak
ilişkisi olan bir insan hakkında geçmişi açarak diğerlerine farkında olur. Bu evde eve girdiğimiz ilk günden bugüne o kadarki süreçte yaptıklarını ve Aycan'ın ilişkiye bakış açısını anlatıyorum. Ya çünkü Aycan'ın samimiyetsizliği tartışılıyor ya. Ben Adnan'la konuşuyorum. Araya girme bir saniye. Bir dakika, bak gerçekten. Bak iki kişi konuşuyoruz. Gerçekten tutamıyorum. Lütfen diyorum. Bak bunu konuşarak ne kazandığını merak ediyorum. Tamam, ben soracağım. Kadına saygılı olur, bak sen. Bak buraya Barış geldi. Efendi gibi de bu durumu açıkladı burada. Konuştu. Sözlerinde söyledi. Doğru mu kardeşim? Sen de duyduğunu kullandın. Ben gördüm. Doğrudur arkadaşlar. Bu konuda ben de katılıyorum. O gün içeri girdiğimde çiçeği vermiş olabilirim genel adaylarına ama hani Aycan'dan bana dönük o çiçeği nezaketen verdim zaten ben Aycan arkadaşımıza. O gün Aycan o çiçeği alıp hani beni tanımak istediğini ben o gün gözlerinde görmedim. Keza şey Onur'a da ben şimdi öyle geldim aynısını söyledim. Öyle bir şey söz konusu değil zaten. Öyle bir şey böyle söz konusu değil. Nezaketen aldı bu. Zaten ben şu an kız arkadaşıma bunun sorusunu soruyorum beyler. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak neden böyle bir şey yapıyorsun yok Adnan. Orada bak şöyle bir şey oldu. Sen de hatta dedin ya erkekler evine bu görüntü verildi. İstinaden de olsa ikram hani gelen bir misafir elinde güllerle gelmiş. Bu güzel bir jest. Ama ilişkisi olan birinin kırmızı gülü kabul etmesi de bir anlam içeriyor. Sen dedin ki... Bak bir gün, anlam içerdiği yok. Sen bunu o zaman zaten niye öyle dedin Adnan? Etmeyerek... Hazal ve sen kabul etmediniz. Aferin bu çok güzel ve gurur duyulacak bir hareketti dedin. Alsaydın da sana bir şey diyemezdim zaten orada anladın mı? Jest olarak siz uzatmış alsanız alsan ne olurdu da onu soracağım. Adnan ne derdin? Semih burada ya. Değil sana sorayım. Ne olacak yani bir kıza verilmemiş ki 8 kıza verilmiş. Aynen öyle Seda Hanım. Ondan dolayı zaten bir şey diyemezdim. O da alma diye artı olarak ben gururlandım. Herkes burada ya, tebrik etti. Bunun artı anlaşılabilecek bir yanı yok. Bak bunu orada Gamze Taşkın yaptığındaki tepkimi biliyorsun. Eğer bu tepkiyi daha fazlasını görmek istiyorsan uzat. Eğer daha fazlasını görmek istemiyorsan... O kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Özür dileyecek bir şey söylemedim. Fikrimi söyledim, olanı söyledim. Özür dileyecek bir şey yapmadım. Böyle fikir mi olur? Abi, bak ben bağırırım. Vallahi yeter ya. Sen bağıramazsın bana. Bak kardeşim. Ben bağırırım abi. Ortada ilişki yok diyor. Tamam mı? Ortada ilişki yok diyor. Durmadan eski defterleri açıp açıp duruyor. Sanki... Bu kız sanki burada evlilik yapmış da burada inanılmaz bir ilişki yaşamış da tamam, durmadan pişirip pişirip geliyor. Getirmesin kardeşim. Bak ben onun ilişkisine karşı saygı duyuyorum. Bu dakikadan sonra o da sussun kardeşim geldi. Tamam mı abi. Bak harbiden burama geldi Adnan tamam. Yeter. Susacaksa sussun. Bugüne kadar Didem bu konuyu hiç açmadı. Zaten benim tepkim de bu yüzden buna. Herkese onun fikri deyip susan Onur Yüksel'i niye bu kadar pavuç gibi dilimada çıkıyor? Pardon. Burada ne insanlarda bulunuldu Aycan'a. Zorla burada, tepki verdin. Ben burada ite kaka İdem tepki denen, verdin. İte İdem kaka. Denen, bak, bana burada, niye bu kadar yükseltiyorsun sen, bak, sesini? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada herkese gerektiğinde gerekli cevabı vermiş bir adamım. Yine veririm. Yine olsun yine veririm. Eğer sana saygım varsa bu sevdiğim adamdandır. Tamam, o yüzden sustur biliyor. Diyorsun değil ama mi? Duymak bak, istemiyorsun marazı, çünkü. Marazı hep senden görüyorum. Bütün marazı senden görüyorum. Ne marazı durmadan, ya? Bak daha Barış yemediğin bu eve geleli senin. Bir gün dahi olmadı. Barış mevzusunu bile açmışsın. Bak ben seni kardeşin olarak, ben seni açtı. Kardeşin olarak, duyuyor musun tamam mı? Beni? Kardeşin olarak uyarıyorum. Bir daha benim ilişkim hakkında beni uyaramazsın bak, bu. Ben seni abim olarak görmüyorum tamam, ki sen beni tamam kardeşin mı? olarak görürsen gör. Bu ben iki, seni zaten bu burada iki, durmadan ben sözlerine saygı duyuyorum deyip yeren, kenara çekilebilirdin. Yapmıyorsun. Hep tepki bu şekilde davranan bir insan olarak görüyorum. Bu da beni haklı yapar. Bu da üç. Duydun mu? Mehtap'a da soracağım. Sen ne düşünüyorsun? Seda abla bence Onur'un bu konuda bir yarası var ve gocunmuyor her olabilir. Seferinde. Burada kimse mutlu olsun istemiyor. Onur'un ilişkisinden de rahatsız oluyor Didem. Ben İlişkin bunu görüyorum. Vardır, susmuyor. Gökhan. Susmayacak da. Çünkü kıskanıyor. Böyle eski şeylere kalkma. Yeni bak. Bir şeyler var mı ortada? Yok. Onur'u niye mu koruyorsun? Hala? Yok, odur, Rabia yok, yüzünden uyarı aldın. Onur'u mu koruyorsun? Sen Aykut'la dans ederken iyiydi Didem. Ne oldu? Aykut dans olayım ben. Daha benim ilişkim yaptı. Bak Aykut'la dans sen nasıl bir insansın be? Anladın mı? Yeter! İki saattir burada ben Didem diye yırtıldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Onur'un ilişkisi mi vardı bir adam varken? Dursun sana. Dursun senin aşkına da. Bu ne ya? Duymuyorsun beni, duymuyorum. Ben buradayım. Bu evde bir sevgilim var. Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Ama sen bu sözleri başkaları için istediğin gibi kullanıyorsun. Niye? En başından beri Adnan dedin diye.
sana son kez şunu söylüyorum. Bir daha buradaki insanların geçmişini, ilişkisi olanların geçmişini yargılarsan veya açarsan bir daha seninle bu evin içerisinde bir ilişkin olmaz. Tamam. Kritiklerde yine gördük ki Didem'in iğneleyici yorumları benim ve Aycan'ın ilişkisine zarar verecek derecede çok yüksek dozdaydı. Ve kendi ilişkisine de zarar verecek derecede. Biz bu olayları zaten yaşadık. Evet, bu evde yaşandı. Fakat şu an gündeme getirmek o kadar saçma ve o kadar yanlış ki bizim ilişkilerimize zarar verecek. Kimse burada evlenmiş, boşanmış değil birbiriyle. Kimsenin kimseye bir bağlılığı, zorunluluğu yok. Bu artık beni çok yıprattı. Aycan'ı da çok yıpratıyor. Aslında Didem kendini de yıpratıyor. Farkında değil. Kendinize yapıyorsunuz. Ne oluyor? Mis gibiydiniz bu hafta Adnan'ın hafta başı. Durup dururken kendi ilişkin bozuldu. Adnan'la Onur geldi. İşte Gökhan'la Rabia, nasılsınız? İlişkiniz var mı şu anda? Ben ilişkim bitmedi olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim gönül bağım var, devam ediyor. Sen ne diyeceksin Gökhan? Sıcak rüzgarlar esiyordu finalden beri. Benim çok hoşuma gitmişti karşılıklı korumalar vermeniz. Dün esiyor, akşam. Yani esiyor, güzel esiyor. İyi yani şu an bir sıkıntı yok. Yani halen bir duygu, bir gönül bağı, bir şey var. Tabii bağlar hiçbir zaman öyle kopmadı zaten. Yani biz bağ kopardık diye konuşmadık ama tabii kırgınlıkları var. Bunlar da zamanla aşılıyor. Bunu da görmüş olduk. Bakalım şu görüntüler yeni kırgınlıklar yaratacak mı Rabia cephesinde? Şimdi sen net olarak ne diyorsun? Söyledi abi. İkisini de yeni, yeni bir damat adayı mı bekliyorsun? Samimi gelmiyorlar yani. Yeni bir damat adayı mı bekliyorsun? Bence burada çok büyük konuşma. Ben de zaten onu söyleyeceğim. Ama yeni gelen damat adayı da samimi gelmeyecek sana. Ya, ben iyi niyetimden diyorum bunu. Hani yanlış anlama. Benlik bir şey oluşun demiyorum. Tamamıyla iyi niyetimden söylüyorum, pişman olur. Çok bir konuşma. Ya yeni damat adayı gelene kadar bu evde kalamazsan böyle bir ihtimal de var. Ne olacak? Evde kalmanı evet isterim burada. Yok onu anlatmaya çalışmıyorum. Bir şey diyeceğim. Finalde Gökhan'a oy vermenin sebebi neydi? O kadar çok üstüme geldi ki Gökhan'ı korumak istedim. Senin üstüne gelip beni mi korudun? Ha, seni korumak istedim evet enişte. Yok be, beni ben sevdim yani, iyi bir kız. Teşekkür ederim. Kıyamam ya. Yani kızacaksınız belki kırılacaksınız ama ne yapayım beyler? Siz ben hiç kırılmadık, hiç de kızmadık yani. Tamam. Hadi evine hadi. Hadi şimdi. Allah'a emanet beyler. Sağ ol. Dikkat edin kendine. Eyvallah. Allah Allah. Bir şey söylemek istiyorum. Ben eleme gecesinde de Gökhan'la Sibel'in bakışıp gülüştüğünü görmüştüm zaten. Bakışlar hani çok zaten. Beyan gibi değil. Bir şeyler gösterse bile ama Rabia senin Gökhan rahatsız eden değil. Bir şey var mı burada? Bugün Sibel'le ağlama, bir konuşmam oldu. Ağlama, bir şey yok orada. Ya, ağlama. Benim... Ağlamaya yer arama, kurban Sibel'le olayım. Bak, ağlama orada şimdi. Orada da ağlamıştım. Dur bir dakika, ağlama, bir konuşalım. Ya Sibel, sen Rabia'yı daha önceden tanıyor musun? Hayır. Ne diye bir tutturdun Gökhan için enişte de enişte diye? Hani bu evde daha önceden tanışan kızlar var. Geliyorlar, birbirlerinin erkek arkadaşına enişte diyorlar. Veya işte 3 aydır, 3,5 aydır bizimle birlikte bu eve giren ve... Hani o dönem içerisinde birbirleriyle çok iyi dostluk kuran kızlar var. Evet. Birbirlerine enişte diyorlar. Birbirlerinin eşlerine, flörtlerine. Ama sen ben burada Rabia'nın sevgilisine geldiğin günden beri enişte demen için bir samimiyetin olması gerekiyor. Niye bunun altını çizmek zorunda hissediyorsun? Kimse kimsenin eniştesi niye değil ki. Niye ablana demedin, Semih'e demedin de? Çünkü ben bu eve ilk geldiğimden beri hep Gökhan'la yakıştırıldım. Gökhan'la İlk geldiğinden beri Gökhan bu kahvaltıyı sen mi hazırladın? İşte Gökhan sana şaka yaptı. Arkasından korumanı Gökhan'a verdin. Ya, korumamı istediğim kişiye verebilirim Seda Hanım. Bu benim doğru ama kesinlikle. İşte niye istediğini ama soruyoruz ben biz de. Ben şunun altını çiziyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Ben bu evde birisinin ilişkisi bittikten sonraki bu Gökhan olur, Adnan olur vesaire her neyse... Kimse ilişki yaşama taraftarı değilim. Ben burada kimseyi anımsanmak istemiyorum. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Evet ben bu eve geldim. Sibel, yalvarırım benimle ilişki yaşa. Ben bu acıya katlanamam. Buradan çıkar giderim sen olmazsan. Ya Sibel. Öyle şey mi olur çocuklar? Evet. Burada bir şey yaptığınız yok. Zaten flört etmiyorsunuz. Dışarı çıkmıyorsunuz. Buluşmuyorsunuz. Yersiz şurada gördüğümüz kadar. Biter. Niçin flört ediyoruz burada yani? Hani birbirinizi tanıtıyoruz, ailelerinizi tanıtıyoruz. Evliliğe uygun mu değil mi karar verin. Uymuyorsa, ayrılırsa niye başkasıyla yaşayamayız? Damgalanıyor mu insanlar? Ne yaşıyor Seda ki? Hanım, o zaman burada hiç şansın Seda yok. Hanım. 40 yılda bir damat adayı gelecek de o sana uyacak o zaman. Kısmet. İşte ben kısmetini Seda daraltırsan kısmet gelmez sana. Ama burada sonuçta enişte enişte diyorsun ama hani şöyle bir baktığın zaman da burada çok eski gelin adaylarından çok daha yakın davranıyorsun gibi gözüküyor Gökhan'a. Kesinlikle. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Dur Gökhan'cığım, önce bir Rabia'ya soracağım. Kadınlar hisseder ya, bak onu ben söyleyeyim. Kadınlar o kokuyu alır, sonradan da dibinden bir şey çıkar. Ben bunu zaten bugün evde yine konuşmuştum.
Herkes bu konuyla alakalı üstüme geliyor zaten. Zaten orada da altı damat adayı tezahürat yapıyor. Evet. Benim Gökhan'ı koruyabilecek bir konum kalmıyor. Yavrum ben, beni koruyacak neyim var ki? Çünkü ben... çok üstüme geliyorlar. Hatta bugün sinir krizi geçirdiğimde de dedim neyin mücadelesini edip de dedim. Ne yapıyorum ki? Bak canım benim. Ben o adamı bugün hiç görmedim ama onun için hep mücadele ettim. Hep inandırmaya çalıştım. Ya kimi inandırmaya çalışıyorsun sen Rabia? Çünkü bak burada da Gökhan haklı. Rabia, sen inan yeter. Kimi şey inandırmaya çalışıyorsun? Kadın geldiği zaman, yeni bir gelin adayı geldiği zaman niye hep benim eş adayım daha çok yakın davranıyor? Hepsinde aynı şey yaşadım. Bunu Sibel'e de söyledim. Allah kahretsin ki bunu Rabia, hep ben yaşadım. Bilmiyorum Gökhan, belki de bu kızı bu kadar üzmek istemiyorsan belki de sen hani için temiz olabilir. Bak bazı insanlar doğuştan flörtözdür. Flört etmek de kötü bir şey değildir. İçin temizdir. Hanımlar size de şu kadarını söyleyeyim mi? Ben flörtü bak, bırak selam vermiyorum. Bak şu kadarını söyleyeyim mi? Biz burada erkekleri görüyoruz ya. Emin olun. Hepimizin kocası nişanlısı flörtü. O geçen sefer Semih'le Gökhan'ın yaptığı muhabbet vardı ya Sibel'le ilgili. Evet. Emin olun biz yokken arkamızdan yapıyorlardır onu aralarında da. İşte onların şansı yok dışarıdakilerin onları kamerayla izleyecek. Anlatabiliyor muyum? Erkek erkeğe yapılan muhabbetlerin %70'i bundan zaten ama o zaman kuruludur. Burada da dikkat etmesi gerekiyor ilişki etmesi gerekir. Şimdi Gökhan'la yeni gelen damat adayı arasında bir sohbet var. Bir de ona bakalım, yorumlayalım hadi. Gelinler evine doğru ifade ettiğini düşünebiliyor musun? Ne konuda? Geçen sefer geldiğinde mesela. Acaba senin bu sebepten ötürü mü onaylamalar? Yani beni onaylasınlar, onaylamasınlar. Benim için umurumda değil. Yani... ben burada kimseyle arkadaş olmaya, dost olmaya da gelmedim. Ama senin burada kalıp kalmayacağına karar veren insandır. Ya doğrudur. Yani sonuçta gelinler... Ama şey oldu yani, 4 tane oy aldın. O da büyük başarı demek yani. İçeri gidip o şekilde konuştuktan sonra 4 tane oy almak da iyi bir şey bence. Zaten 4... sıfır oy almaktansa... Sen Gamze Taşkın'la öyle atışmana rağmen zaten sana oy vermesi... Bir acayip oldu. Sana verilen oyların hiçbiri seninle alakalı değil yani. Gamze Taşkın'ı... sevmiyorlar diye verilen oylar. Aynen yani, çok uğraşıyor. Sen Gamze'ye strateji mi yaptın artık? Ne yaptın Gamze'ye laf söylerken? Kızların hoşuna gitmiş. Kardeşim strateji değil o. Oradaki yani çok rahat ve doğal bir adamdır ben. Yani öyle strateji yapayım da buraya geleyim, oyun oynayayım. İşte yok şöyle yapayım, yok böyle yapayım olayına girecek bir adam değilim. Güzel. Zaten zamanla beni tanıdıkça hepiniz de göreceksiniz bunu. İlk içeri girdiği için kadınlar tarafından kadınlar genelde nasıl bir erkekten hoşlanıyor? Son zamanlarda hep rast geliyoruz maç var. İşte... Ağır biraz, ağır başlı ağır, işte. Ağır başlı. Bu ağır başlı. İşte kadınını savunabilecek bir tip olacak, anladın mı? Hani her şart ve koşulda onun yanında olabilecek birisi olacak. Evet. Kıvıramıyor da. Çünkü kendi değil abi. Değil. Kendi olsa öyle olmaz. Gökhan, niye Barış'la böyle bir uyarı yapma ihtiyacı hissettin? Barış'ı öyle gördüm çünkü sevmedim. Sevmedin daha gelir gelmez. Yok zaten yok. İlk izlediğimde sevmemiştim zaten. Barış sen ne diyorsun? Ne olsun Gamze Taşkın bir gelin adayı orada. Ve o şekilde bir konuşmayı biz burada hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. O söylemler, söylenenler. Biz onları zaten istemiyorduk o tarz konuşmaları ki Barış'ın gelmesini de istemiyorduk ama maalesef geldi. Anlattığı kadarıyla öyle bir insan olmadığını söylüyor. Bunu da zamanla göstereceğini söylüyor. Hayırlısı inşallah dediği gibidir. Peki. Biz de yanlış düşünmüşüz. Gökhan istemiyoruz diye çoğul konuşuyor beyler. Gökhan'a katılan kim var başka o evde? Bugün zaten kendisine Barış'ın da yüzüne söyledim. İlk görüntüler verildiğinde bize durumlardan dolayı biz de bir uyuz olmuştuk. Bugün kendisinin yüzüne de söyledim. Evet hepsi uyuz Sedan, olmuş. Ama zaman içerisinde ne gösterir bilemeyiz. Şu an Gökhan sevmiyorum diyor. Ya şimdi insanlar tür. Bazıları bir zırh örüp geliyor. Bazıları yumuşak yüzüyle geliyor, sonradan sert yüzü çıkıyor. Yani ben her girdiğim ortama hemen kendimi açan bir adam değilim. Zaman, her şeyin öyle ilacı olduğu ya, gibi zaman. Gibi ama işte bak sen beni 15 dakika orada seyredip sonra biz uyuz olduk diyebilecek bir yapıdaysın. Ama işte şunu görüyor. Sen de Gamze Taşkın'ı orada 15 dakika tanıyıp da yorum yaptın demedin mi? Madem bu adam da seni o zaman 15 dakika tanıyıp yorum yaptın. Kardeşim bak, benim şurada bahsetmek istediğim şey karşı karşıya gelip bizim karşılıklı konuşmamız başka bir şey. Geldin. Bak bir dakika ben konuşabilir miyim Barış'ta? Barış bana odaklan. Birincisi kendi yaptığın şeyleri sonra kötü bir şeymiş gibi karşındakine söylüyorsun ya. Kendi bitiriyorsun. Bu bir. İkincisi evet seni sevmiyorum.
Girip o gelinler evinde konuşmaları sevmiyorum. Kardeşim bak, güzel bir şey bu benim için, anladın bak, mı? Bak anlatıyorum güzel kardeşim. Anlat. Sevmiyorum. İçeri girdiğini de sevmedim. Buradan girişini de sevmedim. Gelip ilk benim elimi sıkışını da sevmedim. Sevmedim. Ama tekrar söylüyorum. Benim şahsına ait olan bir şey değil yani. Gelip sen oradasın mesela. Fark etmez. Gelip bak, ben sana şahsıma münasır yaptın demedim. Şahsıma ait değil. Münasır olarak demedim zaten. Tamam. Ama sevmedim kardeşim. Sen de dedin ki ben böyle bir adam değilim. Doğrudur. Ben farklı bir adamım dedin. Bunu da dedin ki zamanla göreceksiniz. Doğru, doğru mudur kardeşim? Aynen öyle. Doğru. Peki sen Gamze Taşkın'a ki gelin adayına yapmışsın bunu. 15 dakikada karar verip yargılamışsın. Ben bir erkeğin erkeğe söylemesi mi zoruna gittin? Hayır kardeşim bak bu ön yargıdır. Ön yargıyı yaparsan işte sen Gamze'ye bunu niye yaptın o benim zaman deniyor. Bir gün tanıdım, ikinci gün gideceğim işte karşısına geçeceğim hani çiçek vereceğim olayına getirmiyorum. Bir tanıyalım ya. Ya hiç tanımaya da gerek yok. Apartmandaki komşunun hanımıyla da kavga etsen bir kadına başka türlü davranmak evet. gerekiyor yani. Ay, bir de siz ev paylaşacaksınız artık. İlla aday olman gerekmiyor. Neyse şimdi bu konuyu kapatıyorum. Bu işler zaten başka birinin uzmanlık alanı. Serpil Hanım. Beyler yavaş yavaş hadi toplanın gelin buraya. Serpil Hanım gelecek. Bir dertleşin bence haftanın başında ihtiyacınız var. Bugün çok böyle... Çok yüksek geçti. Bakalım ne konuşacaksınız. Yarın yine görüşürüz biz. Hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. İlişki uzmanımız. Serpil Hanım'ın günü müydü? İlişki uzmanımız. Serpil Hanım bayrak koyacaktı buraya, koymuyor. Kendini koşulsuz şartsız Gökhan'ın ellerine teslim eder misin? Sen sırtını yaslar mısın birine mesela? Evet. Kime yaslarsın? Kime istersen. Bir, iki ve bırak. Ben konuşmak istemiyorum. Gerçekten çok sinirim bozuldu benim. Tamam. 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 Gerçekten. Sakin ol. Tamam. Ve kendini Barış'a teslim et. Bırakabilir, hiç problem değil. Evet kızlar, sizleri de böyle alayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Enerjiniz nasıl? Böyle bir hepiniz böyle durgun gibisiniz. E işte. Yine biraz problemler oldu galiba. Final biraz yorucu geçti. Evet, biliyorum. Tabii ki bunlar yaşanması gereken olaylar. Dolayısıyla ama ne yapacağız? Hayat devam ediyor. Her şey olabilir, bunu söylemiştim daha önceden de. Dolayısıyla her şeye güçlü olmak durumundayız ve enerjimizi bitirmemek zorundayız ki... Herkes sizi izliyor. Sizi sevenler üzgün görmek istemez tabii ki. Şimdi, bugün yine izledim. Yine birkaç problemler oldu. Bugün işleyeceğimiz konu güven. Güven hakkında fikri olan var mı? Adnan. Güven bir ilişkide bence çatı katı. Yani o evin ısınmasını sağlayan, o eve yağmur girmemesini sağlayan, o evin en temel esaslı noktası güven. Peki. Evet Gökhan. Ha, o zaman temeli diyeyim. Ben de aynı şey söyleyecektim de. Hı. Gitti arada yani. Peki güvenin ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Yani böyle mi tanımlıyorsunuz? Güvenin var mı söylemek isteyen? Ben güven, arkanı döndüğünde bile de arkaya bakmamaktır. Evet. Bence arkadaşlar. Bence koşulsuz şartsız birbirine inanmak önce. Güzel. Önce birbirine inanmak. Evet, bunlar temel unsurlar tabii ki. Güven aynı tabii şey. Korku, çekinme ve kuşku duymadan... Kişiye, partnerinize ya da herhangi birine, annenize, babanıza, karşıdaki kişiye korkmadan, kuşkulanmadan kendinize tamamen o kişiye inanıp ve bağlanma duygusu demektir arkadaşlar güven. Güveni oluşturan temel 3S kuralıdır. 3S kuralını bilen var mı? Sevgi, saygı, sadaka. Çok güzel, evet. Şimdi Gamze seni alabilir miyim? Şalını çıkar. Bana güveniyor musun? Şu an için evet, sizi tanıdığım kadarıyla güveniyorum. Bana kendini teslim edebilir misin? Evet, size edebilirim. Önüme geçer misin? Ha, şöyle. Size döneyim mi? Arkanı dön bana. Ben senin arkandayım. Hı hı. Kendini bana teslim eder misin? Sence ben senin arkandayken sana zarar gelir mi? Siz varken gelmez diye düşünüyorum. Peki o zaman kendini bana teslim eder misin? Evet.
Yani bunu size yapabilirdim şu an. Direkt saldın evet. Yalnız ha, insan bir tereddüt eder bir şey. Evet. Ben şu an bu samimiyetinden ötürü inanıyorum. Herkese güveniyorsun demek ki. Evet, bu şu anda bana güvendiği... Bana verdiği şeyden yani sizin bana verdiğiniz o elektrikten, konuşmalarınızdan hani... Bu tavırlarınızdan ötürü size güveniyorum şu an. Çünkü bana bir kötülüğünüz olmadı. Evet. Rabia ve Gökhan siz alayım. Ben geçiyorum. Niye bu böyle? Ya arkadaş tam karşıdayız değil mi? Buyurun. Gökhan beni kaldırsan. Ben şimdi kendimi bırakacağım. Şöyle duralım. Nasıl? Şöyle karşılıklı. Evet. Evet. Rabia. Nasılsın? İyi. Yani idare eder. Evet. Gökhan'a güveniyor musun? Kendini ona teslim edecek kadar güvenin var mı Gökhan'a? Çok düşünmüyorum. İçinden gelen Allah dürüst razı. Bir şekilde söyle. Yani... Şu anda bunu yapabilir misin mesela? Güveniyorum. Allah razı olsun. Ama tabii ki yani bugünlerde biraz tereddütlerim var. Yavrum salacaksın. Evet. Sadece bırakacaksın. Onunla alakalı güveniyorum. Anlıyorum. Hayır. Onunla alakalı demiyor ama. Bu onunla alakalı değil. Bu tamamen onun vermiş olduğu, senin bütün ona hissettirmiş olduğun özgüvenle alakalı bir şey. Yani senin ona vermiş olduğun güvenle kendini teslim edebilir. Döner misin arkana? Allah Allah. Sal evet. Gelsin. Salacağım mı kendimi? Ben hazır mısın? Güvenmiyorsun ha? Evet. Biliyorsun daha az önce ne yaşadık. Evet, hazır mısın? Hazır. Kendini koşulsuz şartsız Gökhan'ın ellerine teslim eder misin? Yapma. Yapmıyorum ya. Açıyı açtım. Evet. Etmeye çalışacağım şimdi. Hazırız, bekliyoruz. Evet. Her abiye seni bırakacağım. Bunu yapmak zorunda da değilsin bu arada. Korkuyorsan yapma. Şu an yapamadım. Güvenmiyorsun. Bilmiyorum, yapamadım. Kendini teslim edemiyorsun. Evet. Bunları yani. Çözeceğiz işte. Bu aranızdaki çatırdamalar neden kaynaklanıyor? Neden Rabia sana? Şahsen ben sizi alırken Rabia'nın tamamen teslim edeceğini düşünmüştüm. O kadar emindim ama o emin olamadı. Neden bu problemler, neden kaynaklanıyor? Oturup hep beraber çözeceğiz üçümüz, tamam mı? Buyurun. Oturuyordu işte Sibel yüzünden. Evet, Onur ve Aycan. Onur seni şöyle alayım, Aycan seni şöyle alayım. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederim. Şöyle alayım, böyle. Tamam ya. Önce birbirinize bakın. Aycan, Onur'a güveniyor musun? Evet. Sonsuz, koşulsuz, şartsız. Evet. Peki. Kendini Onur'a teslim eder misin? Ederim. Döner misin arkana? Yüksekte korkum var benim. Evet. Az daha oyna alayım seni. O ses değil miydi sen ya? Tamam da buradan ya yere çakarsam. Evet. Şaka yapıyorum. Evet. Ve Onur güvenini boşa çıkarmadı. Evet arkadaşlar, demek ki sen kendini Onur'a teslim edebilecek kadar güveniyorsun. Evet. Aramızda... Bağlıyoruz biz bu şeyi, güveni. Bu bir nevi... Ama bir şey söyleyeyim mi? Arkanı döndüğün zaman evet. İnsan korkuyor. Aynen öyle. Çünkü bak... Bu çok önemli bir şey. Sırtını insan her zaman, ya herkese değil, kimseye. Sen sırtını yaslar mısın birine mesela? Evet. Kime yaslarsın? Kime istersem. Kime? Anlamıyorum. Ciddiyeti bozmayalım hayır, arkadaşlar. Konu dışına size çıkmayalım. Giriyorsun. Evet. Kime istersem. Hayır yok, güveni buna mı bağlıyoruz diye soru tabii soruyorum. Ki. Çok büyük en önemli, en hassas noktadır bu. Olabilir. Neden Rabia sana kendini teslim etmediğini güvenmediği için? Vallahi hayatımın hiçbir noktasında kimse bana sırtını böyle yaslamadı yani. İşte demek ki güven vermemişsin. Şey evet, şimdi sizi alalım. Bunları teker teker işleyeceğiz arkadaşlar. Adnan ve Didem sizi alayım. Didem çok rahat bir yaslanır. Hoca yani. Problem mi var aramızda? Biraz yüzümüz asık mı? Öyle mi hissettim? O enerjinizi öyle mi aldım ben? Biraz. Olmaz. Çok güzel çizsiniz siz. Enerjimizi güzel şeylere harcıyoruz. Birbirimizi üzerek, yıpratarak değil. İnşallah. Tamam. Biraz şöyle alayım size. Şöyle hafif alayım. Şimdi Didemciğim, Adnan'a ne kadar güveniyorsun? Çok güveniyorum. Çünkü her koşulda şöyle, yanımda, şöyle, arkamda durdu. Her koşulda yanımda, arkamda durdu bu evde. Kendimi koşulsuz şartsız Adnan'a teslim ederim diyorsun yani.
Evet, bunu tüm kalbimle söyleyebilirim. Anladım. Aksine iddia edecek hiçbir şey yaşamadım onunla çünkü şu an. Gözünü kapatıp kendini Adnan'ın kollarına bırakabilirsin yani. Evet. Arkanda sağlam durduğuna inanıyorsun. Evet, hiç evet, düşünmüyorum. Arkanı dön o zaman. Bir daha diyormuş kendin. Ben yere düşüyormuşum. Evet. Bir tık daha öne alayım seni. Tamam. Evet. Hazır mısın Adnan? Adnan öne gelme, arkada dön. Adnan düşersem. Evet. Kapat gözlerini. Ve kendini bırak. Vay, bravo. Çok güzeldi, çok güzel bir şekilde tuttu. Evet. Şimdi... Adnan'ı tutamazsın, tutabilir misin? A-a. O zaman... Denerim. İyi, hadi bakalım Adnan, bir dene. Denesin bakalım, çok istiyor. Düşer ya, bir şey olmaz. Bence tutar, bu kadar emin olduğuna göre. Onun güveni ne durumda, ona bir bakalım. Sen kendini teslim et Adnan. Denterin etti. Aynen. Evet. Hazır mı? Evet. Hazır mısın Didem? Adnan senin boyun biraz uzun olduğu deneyeceğim, için. Deneyeceğim. Senin boyun biraz uzun olduğu için. Ben biraz daha geride durmalıyım. Aynen öyle, bir tık daha geride durmalısın. Evet. Adnan evet, son kendini... biraz çekin bu an. Evet, bir. Aşkım düşer. Çok açıldı, çok. Çok dur. Açıldın Didem, tutamazsın orada. Dur. Bir daha. Evet, doğru evet, yerde mi evet, duruyorum? Tamam. Adnan bunu yapmak zorunda da değilsin bu arada. Emin değilsen bunu yapmak zorunda değilsin. Kapat gözlerini. Elini indir. Geliyor. Bir, iki ve bırak. Çok güzeldi. Ama belliydi ya. Bana bakın, ona bakın yani. Bak, güvendim. Seni tutmaya çalıştı. Ama denedim. Ama denedi, evet. Yaptım yani. Aynen öyle. Tebrik ediyorum. Düştüm ayrı. Buna düşersek de beraber mi diyorlar? Aynen öyle. İyi. Ya. Çok güzel, bravo. Turgay ve Sibel, sizi alayım. Bunları bireysel olarak arkadaş olarak deniyoruz. Partner olarak değil yani, normal arkadaş olarak. Ve aranızda en samimi arkadaş kim? Onları da birazdan belirleyeceğiz. Kendinizi arkadaşınıza, dostunuza, sevdiğinize teslim edeceksiniz. Mesela Adnan da Gökhan gibi. Evet. Sibel'cim. Evet. Turgay'la aran nasıl? İyi. Benim için problem yok. Kendini Turgay'a teslim edebilir misin? Ben kimseye kendimi teslim etmem. Arkanı dönüp kendini rahatça bırakabilir misin? Turgay meselesi yok, onu söyleyeyim de kimseye teslim etmem. Genel olarak arkamı dönüp kimseye kendimi teslim etmem aslında diyorsun. Hiç bu zamana kadar sana bu güveni verecek olan kişi olmadı mı hayatında? Aha, evet, olmadı. Bu yüzden teslim edemiyorsun yani. Şimdi... şöyle bir şey var. Bu hayatta... işte hani diyorsun ya, bu zamana kadar kimse olmadı. Gerçekten sağlıklı bir hayat sürmek istiyorsan, gözlerinin dolmasından anlıyorum ve gerçekten üzülmeni istemiyorum. Ama bu hayatta birilerine güvenmek zorundayız Sibel'cim. Bu gözyaşlarını şimdi bugün ufak da olsa bir adım atalım, bir güvenmeyi öğrenelim. Ufak bir güvenmeyi bir şey öğrenelim. Emin ol. Kendini atar mısın bana? Turgay'a... At, ben tutacağım ya, Allah Allah. Turgay bence senin bu özgür, yani ya senin bak, ilk şey adımında... Ben bunu kırmak istiyorum, arkadaş. Lütfen yap bunu ya. Yok, ben kimseye güvenmiyorum. Ben sana döneyim. Sen tut beni. Tutarım, problem yok ama. Öyle. Ya bir şey evet, bu şimdi Sibel'cim. Ağlama. Üzülme. Seni çok iyi anlıyorum. Çünkü hayatta her şey hepimiz için. Bunu hep söyledim arkadaşlar. Neden bir insana Sibel güvenmiyorsun? Ben konuşmak istemiyorum. Gerçekten çok sinirim. Bozuldu benim. Tamam. 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 Gerçekten. Sakin ol. Tamam. Evet arkadaşlar, sadece hepsini teker teker işleyeceğiz. Çok önemli konular var ama bugün iki tanesini işleyeceğiz. Dolayısıyla Onur ve Aycan sizi alayım. Yastıkları da alayım arkadaşlar. Evet. Yastıklar mı? Efendim? Bu yaptığımız olay arkadaşla da aynı alakalı bir şey mi? İlişki kavramı demin değil. Demin ki arkadaşlıklarla aynı, yani arkadaşlıkları da kapsayan bir olay. Ama bu şu anda arkadaşlık değil, ilişkilerin arasındaki oluşan problemlerle alakalı bir konu. Şimdi yastıkları alayım. Güzel bir ilişki yaşıyoruz, değil mi? Birbirinize sarılmanızı rica ediyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Bakın burada arada hiçbir şey yok. Birbirine gayet iyi sarılıyorlar, değil mi? Çünkü neden? Mutlular, aralarında problem yok. Fakat... İletişim kuramıyoruz. Ayrılın.
Sarılın birbirinize. Demin nasıl... Yalnız Aycan direkt yastığı da... Yastığı da geçmeye çalışıyor. Aynen öyle. Ya ayrılmayın lütfen, ayrılmayın. Arada bir mesafe oluştu. Bu iletişim kuramamak. Serpil Hanım bugün güven testi yaptı. Tabii ben sınıfta kaldım diyemeyeceğim, hiç girmek bile istemedim. Bu testten geçenler de var, kalanlar da var ama ben hiçbiri tarafında da değilim. Ne kazanan ne kaybeden tarafındayım, ben ortadayım. Sevilmek çok ayrı bir duygu. Eğer Adnan seni ben sevmiyorum deseydi, işte orada bir çatırdama, bir problem vardı. Ama ne diyor? Sevgi benim için mutluluk demek diyor. Yani senin de çok mutlu olduğunu dile getiriyor. Anlatabiliyor muyum? Hayatınızdaki adam size gelip ben sana aşık değilim dese, bu sizi incitmez mi ya? Bütün kadınlar incitir bence. Şimdi empati kurmak istiyorum. Yine empatiye geldik. Aşkın tanımını bilmediği için ben aşık değilim diyor. Aşkın tanımını Adnan'a sen ve ben el ele verip bu tanımı Adnan'a anlatacağız ve bir gün şu evden söz veriyorum çıkarken Adnan ben Didem'e aşığım diyecek. Anlaştık mı? Peki. Evet. Arkana dön bakalım Gamze. Evet Barış, hazır mısın galiba? Hazır mısın? Hazırlanmam lazım önce herhalde. Evet. Bu mesafeden tutamayabilirsin. Bir tık daha, bir tık daha alayım. Tutmamak için geride kal. Evet. Kendini... Düş. Problem değil. Emin misin Gamzeciğim? Bırakabilir misin? Evet. Kapat gözlerini. Barış, bu tarafa. Ve kendini Barış'a teslim et. Bırakabilir, hiç problem değil. Yalandan tutmak diyoruz biz buna. Kafasına evet. Vurdurtmadım. Yani bir kadın olduğu için bir şey oldu mu? Yok, yalandan değil ama. Ne olduğu için? Bir kadın olduğu için tuttum. Ama tutamadın. Keşke bıraksaydın. Bir kadın, bir adet. En neden? Kendi tutmak mı istemedin? Şey ilk yalandan evet, tutmandan iyiydi. Tutmak istemedim ama tuttum hâlâ. Değil mi? Tutamadım. En son tuttum yani. Hadi kavga edin gene. Tam yerdeyken tuttum. Evet. Neden hiç bunu yaptın? Hiç problem değil. Tutmaya neden bunu yaptın? Ama yalan yapma. İlk günkü yaptığım kabalıktan sonra... İkinci bir kabalık yaptım. Daha büyüğünü yapmaya karar verdim. Bunlar evet. Bir ilişkiye başladık. Barış'ım bu yaptığın hareket sonuçta bir bayan. Hayır, güvenmesi için kendimi şey yapmadım hani aşağıya tutmak istemedim aslında. Bu yaptığın hareket doğru değil. Bu gerçekten bu yaptığın hareketten seni kınıyorum. Çünkü hiç hoş ve doğru bir hareket değil. Sonuçta bir bayan evet. Ve ne kadar kendine güvense de senin ona... Ama incitebilirdi onu, düştüğü anda. Sen ama tutmadın onu. İncilttim zaten. Düştü, düştükten sonra eğildin. Bunu herkes gördü. Peki sen arkana dön ve Gamze'ye kendini teslim eder misin? Sıra sen arkana döner misin? Hadi bakayım düş. Tamam, teslim edip etmemen sana yani. Kalmış bir şey. Dön arkana. Döneyim ama düşmeyin. Senin bileceğin iş. Döner misin arkana? Kendini bırak lütfen Gamze'ye. Ama gerçekten bırak. Efendim? Bırakmasam olmuyor. Olmuyor, bırakacaksın. Ceza mı veriyorsun? Gamze, kız haliyle bakalım. Bir hanımefendi olarak sana, senin ona güvendiğini yüz üste, yani senin o güvenini sarsacak. Bilmiyorum, bir teslim eder misin kendini Gamze'ye? Benim de şu an az önce dedikleri çok farklı. Evet. Helal olsun. Bravo, tebrikler. Yok. Seni gerçekten bırakabilirdi. Bunun sen bunu yapabilecek ya. Bir insansın. Boşuna koştum. Evet, yerlerinizi alalım. Ya. Bayram mübarek olsun diye. Sen helal olsun. Evet arkadaşlar. Yıkıyor mu, yapıyor mu? Konuları teker teker işleyeceğiz. Daha detaylı şekilde işleyeceğiz. Bugün Serpil Hanım bize güvenle ilgili bir test yaptırdı, bir oyun oynattı. Ben kendime her zaman güvenen bir insan oldum şimdiye kadar. Bundan sonra da hep böyle olacak. Yani orada da zaten gördüğü hatta alkış falan ettiler. Gerçekten. Ama yalnız takıldığım tek şey yeni gelen damat adayımızın Barış'ın bana yaptığı ki ilk eve geldiğinde saygısızlığı geçiyorum. Bir de bugün yaptığı gerçekten ben Barış'ın ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Bir kadına nasıl davranılması gerektiğini gerçekten bilmeyen biri. Bugünlük bu kadar. Yine yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Kendinize hocam. İyi bakın. Her zaman her şey gönlünüzce olsun. Yüzünüzden gülücükler eksik olmasın inşallah. İnşallah. Şimdi bunun bizim her programımızın sonunda sizden bir isteğim olacak. Her zaman şu tatlı yüzünüzde şu tebessümleri görmek istiyorum ve herkes kendi için kocaman bir alkış yapsın ve programı bitirelim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin arkadaşlar. Niye zorluyorsun? Sana güveniyorum.
Sen çok zeki bir kızsın ve her şeyi her yerde yakalıyorsun. Rabia'nın senin yanına çıkar için yaklaştığını göremiyor musun gerçekten? Adnan'la ben tartıştık. Onurlar yükseldi. İstediğin kaos ortamını yakaladın ve sen o arada duygu sömürünü yaparak ön plana çıkmaya çalıştın. Böyle hani gereksiz konuşan bir adamsın. Zıp zıp olmaktansa gereksiz olmayı tercih ederim ben. Bunlar ne bakıyorsun? Bunların işi gücü yok. Bunlar işsiz, güçsüz, vasıfsızlar. Bunlar şey yapmıyor yani. Seninle mutlu olacaksa kesinlikle çekilirim ben. Hayretler, başımıza taş yağacak. Ablana beğendiğin birisi var mı evde? Adnan'ın aile yapısını ciddi anlamda çok beğeniyorum. De Adnan demen biraz tuhaf oldu sadece. Bunu yanlış anlamaya hiç gerek yok ya. Benim gibi tamam, bir tamam, insanı şu an sinirden ağlatmayı başardı ya, helal olsun ya. Canım 21 yaşında bana gelmiş akıl mı veriyorsun, pardon? 21 yaşında bana mı diyorsun dediğin zaman 24 yaşındaki bir adamla da birlikte olmayacaksın o zaman. Öte bak, git şuradan. Benim dokunma. Kız kardeşim hakkında sen bu şekilde konuşamazsın, tamam mı? Ne o? Yani heyecanlıyım, konuşamayacağım, sana yazdım. Sen okur musun? Ya anlamadım, bir de Öykü çıktı başımıza, iyi mi? Ne oldu Öykü? Benle ilgilendiğini söylemiş. Seni özledim. Kavga ettim. Milletin arasını açtım. Onun lafını ona taşıdım. Sen güldürme beni ya. Ama ben bilmiyorum ki neden gülüyorsun? Bilmiyorum, senden çok hoşlanıyorum ondan belki de. Sizin evde dedikodu yok mu? Bizim eve götürebileceğim. Mehber. Evet. Hadi ben de adayım adama, engel olun. Çok kıskanırım.